Değerli katılımcılarımız, Nur Bey, hoş geldiniz. İstanbul Sanayi Odası olarak geçtiğimiz yıl, yani bu yıl daha doğrusu geçtiğimiz yıl demeyeyim, 2021 yıl Mart ayında başladığımız İstihdam Güvenliği temalı seminerlerimizin 25.'si oluyor bugün düzenlediğimiz seminer olarak. Ve şu ana kadar düzenlemiş olduğumuz bu 24 seminere yaklaşık 17 bin katılımcımız tarafından izlendi. Yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı oluyordur. Şimdi bugün dediğim gibi 25. seminerimiz, eğitimimiz iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği bilinci seminerimizin son adımı olan 3. seminerimizle iş sağlığı güvenliğinde ilgameleri kazanmak semineriyle Nur Bey ile birlikteyiz. Biliyorsunuz şu ana kadar İstanbul Sanayi Odası olarak iş sağlığı güvenliği temalı seminerleri düzenliyoruz. Şimdi bu dönemden itibaren gruplandırarak biraz daha belli başlıklar altında toplayarak bu eğitim ve seminerlerimizi düzenlemeye devam ediyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği bilinci demiştik burada. Şimdi bugünkü seminerimiz bu eğitim serisinin son adımı. Önümüzdeki haftadan itibaren ise iş yerlerinde acil durum yönetimi konusunu ele alıyor olacağız. Burada da 5 konu başlığında bu konuyu ele alıyor olacağız. Burada da birbirinden değerli konuşmacılarımız, alanında uzman konuşmacılarımız olacak. Biraz ekranı açmadan önce giriş sayfasında gördüğünüzü düşünüyorum. Burada 5 seminerimiz olacak. Bunlar birincisi yangına hazırlık. Abdurrahman İnce Bey de bu konuyu ele alıyor olacağız. Uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görev yapmış. Eğitmen ve tamir konumunda görev yapmış. Bu konunun uzmanı bir hocamız da ele alıyor olacağız. Bir sonraki hafta Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği Risk Yönetimi Derneği'nden Kemal Üçüncü Bey de bu konuyu ele alacağız. Sonrasında dahili acil durum planları TNS danışmanlıktan Kadir Thomas Bey ile bu konuyu ele alıyor olacağız. Bir sonraki hafta acil durum mevzuatı demezsek olmaz diye düşündük. Burada da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mevzuat Daire Başkanlığı'ndan Yusuf Ziya Bolat Bey ile bu konuyu ele alacağız. Ve bu acil iş yerlerinde acil durum yönetimi konusunun son konusunda yangın ve patlama sisteminin yönetimi konusunda ARME danışmanlıktan Serkan Küçük Bey ile işliyor olacağız. Şimdi ben tekrar herkese hoş geldiniz diyorum. Katılımcılarımız bir taraftan gelmeye devam ediyorlar. Nuri Bey size de hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Sağ olun Murat Bey. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Desteğinizi sürekli yanımızda hissetmek de çok güzel gerçekten. Dolayısıyla ben ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz destek, bizlerle bilgilerinizi paylaştığınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz yavaş yavaş biz konumuza başlayalım istiyorum. Burada tabii standart olarak sürekli yaptığımız gibi aynı şekilde yaklaşık 1,5 saatlik bir Nuri Bey'i dinleyeceğiz, sunumunu dinleyeceğiz. Son yarım saatlik kısımda da bir soru cevap bölümümüz olacak ve bu kısımda da yine birlikte Nuri Bey'le birlikte ben soruları kendisine ileteceğim. Kendisi de kendisinden soruları cevaplamasını rica edeceğiz hep birlikte. Chat alanı kapalı, chat ekranı kapalı. Sormak istediğiniz soruları question and answer kısmından, Q&A kısmından bizlere iletirseniz eğer seminerin akışı esnasında o anda iletilmesi gereken bir soru olursa ben Nuri Bey'e yine iletirim ama genel anlamda gelen soruları seminerin son kısmındaki soru cevap bölümünde cevaplıyor olacağız. Ben tekrar tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum ve sözü Nuri Bey size bırakmak istiyorum. Buyurunuz. Murat Bey çok teşekkürler. Öncelikle İstanbul Sanayi Odası için bir iki kelime etmek istiyorum. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük sanayi odalarından biri. Katılımcılarımız umarım bunun farkındadırlar. Eğer web sitesine gidip sanayi odasının üyesi olan şirketlere bakarlarsa gerçekten bunlar dünyaca ünlü. Bir kısmı dünya borsalarına kote şirketler. Türkiye'de ilk 50'nin içerisinde sayısız şirket var. Gerçekten gücünü bu şekilde kullanması, sizin yaratıcılığınızla bu şekilde kullanması, iş sağlığı, iş güvenliği alanında 17 bin katılım demiştiniz, değil mi? Evet, yani 17 bin katılım, seminer ortalaması 701
katılımcı olarak gerçekleşti şu ana kadar. Çok güzel. Gerçekten şey, büyük büyük bir atılım. Eskiden böyle şeyler görmezdik ama artık sanayi odaları ve sivil toplum kuruluşları ciddi anlamda birazcık da pandeminin bize kazandırdığı huylarla uzaktan faydalı eğitimler, sunumlar, toplantılar gerçekleştiriyorlar ama ISO herhalde başı çekiyor diyebilirim. Gerçekten de benim de sunum yaptığım sayısız faaliyetler içerisinde en yüksek katılımcı oranını burada kavuşuyoruz. Sizi tebrik ederim o yüzden bu erişiminiz için meslektaşlarımıza. Çok teşekkürler, sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz sizlere desteğiniz için. Evet, teşekkür ederim. Ben tabii 54 yaşındayım. Resmi olarak 7 Eylül'de doğum günümde emekli oldum. Ama tabii çocuklar hala büyümediler. Biri 21 ve biri 18 yaşında, iki kız babasıyım. Okuyorlar. O yüzden çalışmaya devam. Ama severek de buradayım. Artık yavaş yavaş daha böyle toplumsal faydası yüksek olan şeyler yapmaktan da büyük keyif alıyorum. Üniversitelerde gençlerle, sizlerle, uluslararası bazı kongrelerde görev alarak bildiklerimizi, bugüne kadar biriktirdiklerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Belki diğer arkadaşlardan bir farkımız, meslektaşlardan, danışmanlık ve eğitim şirketi olduğumuz için çok sayıda yere girip çıkıyoruz. Benim 25 yıla yaklaştım meslekte. Eski BP'liyim. Çok sayıda yere girip çıkınca iyiyi, kötüyü, ortayı görme şansımız oluyor. Yoksa hiçbir üstünlüğümüz yok. Meslektaşlarımızın çoğu belli konularda gerçekten benden çok daha iyilerdir. Benim odaklandığım alanda bir sunum yapacağım bugün. İş sağlığı, iş güvende ilk amirleri kazanmak. Ama aslında ilk amirleri kazanmak demek, yani kalitede kazanmak, sürdürülebilirlikte kazanmak, sağlıkta kazanmak, üretimde, kapasite kullanımında kazanmak, hepsi aynı kapıya çıkıyor. İlk amirle ilgili neler yaparsak, nasıl çalışırsak, onu organizasyonun etkin, efektif bir parçası haline getiririz. Organizasyonun hedeflerine kendini adayan bir parçası haline getiririz. Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Tabii burada bir deneyimimizden paylaşmak istiyorum, örnek vermek istiyorum. Şu anda TÜSİAD Başkanı Sayın Kazlovski'nin başında bulunduğu organik kimya ile biz 2 sene, 3 sene önce başlayıp 2 sene önce biten, 1 sene süren bir ilk amir programı hazırladık. Alman ortağımız Dekra ile bu programı da Safe Align, İngilizce tercüme edersek güvenlik çizgisinde buluşmak, aynı çizgiye gelmek demek. Niye böyle bir isim koymuş ortağımız BST Dekra? Çünkü uzun yıllar boyunca, yani 70'lerin başında bu ilk davranış odaklı güvenlik yönetimi projeleri çıkıyor. Şimdi çok farklı bir yere evrildi tabii ki. Liderlik ve kültür projeleri çıkıyor. Bir bakıyorlar, 2000'li yılların ortasına geldiklerinde orta kademe, yani ilk amirler, formenler, süpervizörler, artık siz tesisinizde ne diyorsanız. Ama yerinde işi yönetenler anlamına geliyor. Süpervizör görerek yönetenler. İnsanlardan en çok haberi olanlar, insanlara en yakın duranlar, çalışanlarımıza en yakın duranlar anlamında alabilirsiniz. Bu programı sürdürdük. Daha önce de davranış odaklı güvenlik yönetim sistemi kurmuştuk organik kimyaya. Ve organik kimya, Bülent Bey'e de buradan selamlar, buradaysa çok sevgiler, selamlar. Şeye başvurdu, Uluslararası İş Sağlığı İş Güvenliği Büyük Ödülü'ne başvurdu. İngiliz İş Güvenliği Konseyi'nin ve dünya birincisi seçildi. Yani İngiliz İş Güvenliği Konseyi'nden birçok ödüller alınıyor ama dünya birincisi seçilmek belli bir alanda uygulamaları itibariyle gerçekten büyük bir başarı. O yüzden bu da Türkiye'mizin bir gururu ve ISO'nun kıymetli üyesi organik kimyayı da bundan dolayı tekrar tebrik ediyoruz. Ben izin verirseniz sunumuma geçmek istiyorum. Tabii ki, buyurun. Ekranım gözüküyor mu Murat Bey? Evet, gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor. Sesin nasıl bu arada, onu da sorayım. Ses de iyi. Yani gayet sorun güzel. Yok. Bir sorun yok. Tamam, çok teşekkürler. Peki, demin de söylediğim gibi ilk amir derken mesela bir inşaat sektöründe bir formeni, bir süpervizörü kastediyoruz. Örneğin kaldırma, sapanlama işleri yapan bir müteahhit şirketimiz var. Bu şirketin sahibinden pek bahsetmiyoruz ilk amir derken. Sahada bulunan, bütün bu kaldırma aktivitelerini yürüten formenden bahsediyoruz. Veya elektrik formeninden bahsediyoruz. Veya bir otomotiv üretim
tesisinde lojistik ambarını bir fiil orada bulunarak yöneten ilk amirden bahsediyoruz. Örneğin eskiden forklift operatörüymüş, başarılı olmuş, sonra sayım ve depo sorumlusu olmuş, ardından bütün deponun görerek yönetme işi kendisine tevzi edilmiş. Veya kimden bahsediyoruz? Bir fabrikada bir üretim hattı, diyelim A hattında 6-7 tane mavi yakalı veya biz ön cephe çalışanı diyoruz, ön cephe çalışanı var. Kendisi de bu hatta çalışıyor. Fakat aynı zamanda bu 6 kişiden de sorumlu ve onları işlerini öğreten, onları yöneten, hatta biraz daha ileri gideyim, sene sonunda üretim müdürü ona sorduğunda bu 6 kişinin performansı nasıldı diye onların performansları konusunda geri bildirim veren, bazen belki çoğunlukla maaşlarına da karar veren biri. Terfilerine, maaş artışlarına da karar veren biri. Yani sadece üretimi, kaliteyi, iş sağlığı, iş güvenliği yönetmiyor. Ciddi anlamda insan kaynakları da yapıyor. Ve bütün takımının da dengesini bir arada tutmaya çalışıyor. Gerçekten çok çok zor bir iş. Çok zor bir iş. Ve ağır bir iş. Üretimin kendisi içinde devamlı bulunuyorsunuz. Bütün o gürültü, tehlikeler vesaire. Bizim gibi değiller. 2 tane 10 dakikalık, 15 dakikalık mola, belki 45 dakika, 1 saat bir yemek molası dışında çok fazla eğitimlere katılmak, toplantılara katılmak imkanları çok az şirkette var. Çoğunda yok. O yüzden bir kere bu kapsamı bir ortaya koyalım. Yani bu kişiler kimdir? Ve bu kişiler kazanılmadığı sürece iş sağlığı, iş güvenliğinde istediğiniz kadar üst düzey liderlikle çalışın. Belli bir ışık yakalarsınız. Ön cepheye eğitimler verin. Ön cepheyle çalışın. Sayısız mekanik ilerlemeler kaydedin. Sayısız dizayn, mühendislik ilerlemeleri kaydedin. Yine de ilk amirleri kazanmadan gerçek anlamda iş sağlığı, iş güvenliğinde bir performansı sürdürülebilir bir şekilde yakalamak güç. Belki bir sene, iki sene iyi gidiyor ama o ilk amirler eğer kazanılmadıysa, onlar da sistemin entegre edilmiş bir parçası olmuyorlarsa başarı sürdürülemiyor. Sürdürülemiyor. Böyle bir Luna Park'taki roller coaster gibi çok az kazanın olduğu bir dönem yakalıyoruz fakat sonra tekrar yükseliyor ve biz bu roller coaster'da gidip geliyoruz. Ve her an sahada gözleri olan biri. Hiçbir iş sağlığı, iş güvenliği uzmanının yöneticisinin yetişemeyeceği kadar kendi bölgesini çok iyi bilen biri. O yüzden kazanılmaları gerekiyor ve kazanmaktan kastım iş sağlığı, iş güvenliği sisteminin asli parçaları halinde olmaları gerekiyor. Diğer alanlarda olduğu gibi. Şimdi biliyorsunuz ben her sunumumdan önce iş sağlığı, iş güvenliğine genelde nasıl baktığımızı özetliyorum. Burada da yerini tespit edelim, bir kapsamı iyice açıklayalım diye tekrar etmek istiyorum hızlıca. Kazamız çalışma arayüzünde oluyor dedik. Çalışma arayüzü sadece çalışanların olduğu bir yer değil. Kaza sadece çalışanın başına gelen bir şey değil. Burada tesis var, teçhizat var, üretim süreci var. Artık nasıl dizayn edildiyse emek yoğun, makine yoğun, robot yoğun ve tabii çalışan var. Buradan çalışanı çıkartan endüstrilerde mesela otomotivde tesis, teçhizat süreç çok az belki bakımla çok daha az kaza yakalanabiliyor demiştik daha önceki sunumlarda. Şimdi biz burada yoğun çalışanların olduğu, el emeğinin bol olduğu yerlerde ilk amirlerin öneminden bahsetmeye çalışıyoruz. Tabii ki diğer yerlerde de çok mühim ama en çok sayısız çalışanı yönetmekle yükümlü olan ilk amirlerden bahsediyoruz. Bu dediğim aynı zamanda ilk amirin hemen üstündeki üretim şefi, vardiya amiri, üretim müdürü gibi insanlar için de geçerli bilgiler var burada. Dolayısıyla senelere dayanan bir çalışmanın özetini aktarmaya çalışacağım. Normalde belki bir şirket için yaptığımızda orta kademeli liderliğini geliştirme projesi aylar sürüyor. 6-7 ay sürüyor. Sayısız eğitim var, koçluk var, saha koçluğu var, nasıl davranacağına dair izleme, gözleme, geri bildirim verme var ama bugün işte bu işi hap şeklinde ben özetlemeye çalışacağım. Yani tekrar edelim, süreçlerden bağımsız iş sağlığı iş güvenliği düzeltilemez. Tesis teçhizattan bağımsız iş sağlığı iş güvenliği düzeltilemez demiştik. Şimdi klasik iş sağlığı iş güvenliği dediğimiz bütün bu aktiviteler sol tarafta. Risk değerlendirmeden eğitime, becerilerin arttırılmasından politikalara, standartlardan maruziyet azaltma mekanizması dediğimiz
İngilizce'de exposure control dediğimiz iş izni, kilitleme, etiketleme, sayısız ilginç uygulamalara kadar bütün burada İş Sağlığı İş Güvenliği Departmanı'nın faaliyetleri var. Mevzuat uyum çalışmaları var. Ama bunlar demiştik ki önceki sunumlarda yetmiyor. Neden yetmiyor? Şirket bunlar mükemmelen yazılmış olsa da üst düzey liderlik aydınlanmış olsa da başka şeyler gerekiyor dedik. O başka şeylerden bir tanesini daha bugün anlatacağız. Neydi bu? Bu sistemleri sürdürmek için, bunların emilebilmesi için organizasyon tarafından çok iyi insan seçmemiz gerekiyor, çok iyi geliştirmemiz gerekiyor. İşte biz biraz buradayız bugün. Yani biz nasıl geliştirebiliriz? İnsanlarımızı geliştirirsek soldaki süreçlere sahip çıkacaklar, sahip çıktıklarında kazalarımız dramatik oranda düşecek. Tabii ki yapı dediğimiz raporlama ilişkisi var. Performans yönetimi var. Kime iyi diyoruz, kimi terfi ettiriyoruz. O terfinin içerisinde bir yerde iş sağlığı, iş güvenliği var mı ve bunun ilk amir açısından nasıl başarabiliriz? Biraz bu konuya da değineceğiz. Tabii ki ödül takdiri var. Yani bu sağ taraf olmadan sol taraf tam oturmuyor ne kadar çalışsak da demiştik. İşte burası bizim bugün bulunduğumuz yer. Ve tabii ki her iki taraf, yani hem soldaki klasik iş sağlığı iş güvenliği aktiviteleri, hem sağdaki seçme, geliştirme, raporlama ilişkileri, terfi, bütün bunların içerisinde iş sağlığı iş güvenliği geçmesi, ödüllendirme, takdir, iyiyi kötüden ayırdığımız sistemler kültürü besliyor. Kültür geri geliyor, işi besliyor. Ve doğal olarak liderlere ihtiyacımız var. Kurumsal kültürün yaygınlaştırılması, sol ve sağdaki tüm çalışmaların şirketin DNA'sına eklenmesi için liderliğe ihtiyacımız var. Bugün o yüzden bu sol taraftayız, sağ taraftayız. Bana göre sağ, size göre belki sol görmüyorum. Ama bir de bu taraftayız. Yani biz ne yapalım da şu liderlik kademesinde ilk amirleri de katarak hem bu tarafa etkilerini arttıralım, hem şuradaki sürdürülebilirlik tarafına etkilerini arttıralım, hem kurumsal kültürü bir basamak yukarı taşıyalım. Oradan da çalışma arayüzüne etki edelim ki kazalarımız, hastalıklarımız azalsın, yok olsun, bitsin. Şeyimiz bu, kapsamımız bu. Şimdi bunu belki Yankı Akademi'den sunumunda da buna benzer şeyler gördünüz. Bence güzel bir sunumdu, faydalı bir sunumdu. Kültür nasıl oluşuyor diye bakalım ve liderlik ilişkisiyle kültür arasındaki ilişkiyi azıcık yine kapsamı anlamak açısından bir eşleştirelim. Lider bir şeyleri farklı yaptığı zaman şirketin ikliminde olumlu anlamda söylüyorum. Olumlu anlamda iklimde bir değişiklik oluyor. Daha önceki seferlerde de söylemiştim. İş sağlığı, iş güvenliği, kültürü demekten çok imtina ediyorum, çekiniyorum. Sanki onun ayrı bir kültürü varmış gibi değil demiştik. Yani insan kaynakları kültürü de olur o zaman. Muhasebe kültürü, finans kültürü vesaire. İklim dememiz gerekiyor. Bilim adamları da iş sağlığı, iş güvenliği iklimi üzerinde çok duruyorlar hassasiyette. İklim değişiyor. İklim değişince lideri takip edenlerin, ki herkesten bahsediyorum, ama bizim ilk amirimizin de takipçileri var. Hemen onun altındaki önceki çalışanları. Onların davranışları değişiyor. Davranışlar değiştikçe bir sonraki aşamada oturunca bu davranışlar, güvenli davranışlar oturdukça, olumlu davranışlar oturdukça tavır ve inançlar etkileniyor. Otomatikleşmeye başlıyor davranış. Güvenli davranış otomatikleşmeye başlayınca da çok uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Daha az çabayla çok daha başka güzel şeyler yapmaya başlıyorsunuz ve oradan bir kültür oluşuyor. Artık yeni gelenin gördüğü, yeni katılanın gördüğü kültür kesinlikle uyum sağlaması gereken iyi kültür oluyor. Dolayısıyla iş sağlığı iş güvenliği kültürü demektense iş sağlığı iş güvenliği iklimi demek istiyoruz. Ve burada en baştaki şu yeşil bölgede ilk amirin neyi farklı yapmaya başladığı da kültürün oluşmasında burada gördüğünüz basamaklar boyunca çok önemli. Şimdi bunu bir ışık aydınlatma benzeriyle açıklamaya kalkarsak şöyle. Mesela üst yönetimde sayısız senelerdir toplantılar yapıyoruz, atölyeler yapıyoruz. Hatta onların liderlik becerilerini iş sağlığı iş güvenliği anlamında ölçen bir cihazımız var. Yaklaşık 400 bin liderin database'in içinde olduğu, kaza yapmayan liderlerle kaza yapan liderlerin ayrıldığı, dünya çapında
bir database var. Bu database'e bakarak bir liderin, buna predictive analysis deniyor İngilizce'de ya da öngörüsel analiz, bir liderin ister bu bir ilk amir olsun, ister çok üst düzey kademede C seviyesi dediğimiz bir amirin işletmede, organizasyonda yönetim şekline bakarak, birazdan anlayacağız hangi alanlarda iyiyse kaza olmuyor onun alanında. Üst yönetim bunu genel bir aydınlatma sağlıyor. Ama bu genel aydınlatma tabii ki kurumun kaza yaptırabilecek, sağlık bozabilecek birimlerinin her yerini eşit aydınlatmıyor. Çok hafif önünüzü görebileceğiniz bir aydınlık yaratıyor diye düşünebilirsiniz. Ama bizim orta yönetim ve ilk amirlerimize bugün çok konuşacağımız yer asıl keskin ışığı yaratan, iş sağlığı, iş güvenliği anlamında aydın olan, bilge olan bu ışıklar çok daha kuvvetli önlere düşüyorlar. Tabii ki en üst yönetim en önce ilk ışığı yakıyor, arkadan orta yönetim yakıyor ve ilk amirler peşi sıra geliyorlar. Dertlerden bir tanesi de şu, ilk amirler çoğu C odasının yöneticisini görmüş oluyorlar. Hatta aralarında 6-7 tane CEO görenler, 7-8 tane genel müdür görenler var. İlk amirler belki de şirket bağlılığı en yüksek olanlardan seçiliyor. Ve gezdiğimiz, gördüğümüz kadarıyla bu dönüşen adamın 20. yılına giriyoruz. Gerçekten de ilk amirler en uzun süredir orada çalışanlar oluyor. Dolayısıyla şirketteki bazı işleri, özellikle teknik konuları o kadar iyi biliyorlar ki şirket onlardan kolay kolay vazgeçemiyor. Bazen bu ilk amirler bu özelliklerini bildikleri için hoşlanmadıkları konularda sisteme katılmayı da reddetme güçleri çok yüksek. Yani belli bir makine parkını, sadece o işletmeye özel makine parkını sesinden bile çok iyi anlayan, ne zaman bakıma ihtiyaç duyduğunu çok iyi anlayan, senelerdir orada çalışan ve bu sistemi en hızlı, en etkili, en efektif şekilde çalıştıran insanlarla birlikte bir ilk amiri kaybetmek çok çok büyük bir risk işletmeler için. O yüzden ilk amirler çok kuvvetli bir pozisyondadır. Bu kuvvet dediğim gibi bazen eğer onlarla iyi çalışabilirsek büyük bir kazanç, kazanıldığında onlar kazanıldı büyük bir kazanç, ama eğer onları ikna edemezsek de tam ters tarafta bir dirençle karşılaşıyoruz. Büyük bir direnç. Öyle büyük bir direnç ki eğer İSG programının içerisinde rollerini bilmiyorlarsa, anlamadılarsa, onlara haber vermediysek bu ilk amirler resmen bazen özür dileyerek ve iyi olanları tenzih ederek söylüyorum, bütün programa taş koyup bu ışığı bir yerde kesiyorlar ve aşağısı karanlık kalıyor. Yani bu benzetmemi mazur görün lütfen. Ve tabii ki ön cephe çalışanı, yani kazaya en çok maruz kalma, riske en çok maruz kalan kişiler bundan çok kötü etkileniyorlar. Nuri Bey, pardon, ben bir araya gireceğim. Birkaç arkadaşımız sesiniz az geliyor demiş. Gerçi ben farklı cihazlardan kontrol ettim. Sesle ilgili bir problem görmüyorum ben ama var mıdır sesi, mikrofonun sesi, ses ayarlarından? Siz nasıl duyuyorsunuz? Ben gayet iyi duyuyorum. Cep telefonundan ve diğer bilgisayarından da kontrol ettim. Orada da bir problem yok ama bir 5-6 arkadaşlarımızın. Evet, arkadaşlarımızın gerek evet. Zoom içinden mikrofon işaretinin yanına basarak sesi açmaları gerekiyor, dinleme seslerini bilgisayardan açmaları gerekiyor. Bazı bilgisayarlarda da hoparlörler uzaktan erişimde zayıf kalabiliyorlar. Yine bilgisayarın hoparlör ayarlarına girip açmaları gerekiyor. Ama eğer katılımcı sayısına bakıyorum. Tamam, yani şu an çok sayıda arkadaşımız ses gayet iyi diye şeklinde mesajlar aldık. Dolayısıyla yani 700'e yakın katılımcıdan eğer bu 5 kişi ise bunların kendi bilgisayarlarında ve Zoom ayarlarında oynayarak düzeltebilirler. Evet, zaten pek çok arkadaşımız ses gayet iyi demiş. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızdan rica ediyoruz bilgisayarların ayarlarını veya cep telefonundan dinliyorlarsa cihazların ayarlarını kontrol ederlerse iyi olacak. Tamam, buyurun Nuri Bey. Evet, bu slayttan sonra Mintzberg diye orta kademe üzerinde çalışmış çok ünlü bir bilim adamı var.
Mintzberg'in ustabaşı dediğimiz, foreman dediğimiz süpervizörler üzerinde yaptığı çok geniş bir araştırma var. Onların üretime, verimliliğe, kalite süreçlerine, iş sağlığı, iş güvenliği süreçlerine katkılarının ölçüldüğü dünyaca ünlü bir araştırma. Eğer internetten bakabilirseniz Mintzberg ustabaşı diye bulabilirsiniz. Biz İngilizce bir kaynak kullanıyoruz biz eğitimlerimizde. Belki Türkçesini bulabilirsiniz. Ama şöyle bir şey çıkıyor. 1990'larda, şimdiki gibi değil, 1990'larda WhatsApp yok. E-mail ilk amiraller tarafından çok az kullanılıyor. Çok az bilgisayar kullanılıyor veya hiç kullanılmıyor diyeyim. Yani sahadalar daha çok. Ya açık havadalar ya büyük bir tesisteler. Cep telefonu bu kadar yaygın değil. Böyle bir dönemde Mintzberg araştırmasında bir ilk amirin ortalama günde 583 tane olay karşısında karar alması gerektiğini buluyorlar. Ne kadar yüksek bir rakam değil mi? Ve bunların hepsi de, bunların çoğu da teknik meseleler. Yani üretimle ilgili meseleler veya hizmet sektöründeyse hizmetle ilgili meseleler. Sürüşse sürüşle ilgili meseleler. Yani gerçekten ciddi anlamda bir aşırı hızlı ve aşırı seri karar alma özellikleri var. İlk amirleri bu şekilde anlamak gerekiyor. Şimdi e-mailler dahil oldu işin içine. Sayısız toplantılar dahil oldu. Sayısız eğitimler dahil oldu. Ve WhatsApp dahil oldu. Bizim uğradığımız iş yerlerinde WhatsApp inanılmaz yoğun kullanılıyor. Özellikle de ilk amirleri işe katmak açısından WhatsApp kullanılıyor. Ama bu bazen iyi sonuç veriyor. Mesela nasıl iyi sonuç veriyor? Devamlı maruziyetleri, riskleri bildirdikleri bir platformsa bu, bunlarla boğuşulabiliyorsa, cevap verilebiliyorsa harika. Ama eğer bu platforma devamlı bilgi geliyor ama bir aksiyon alınmıyorsa, bir müddet sonra işlerinin çokluğundan dolayı bu platformlarda ya yazmıyorlar yahut da teslim oluyorlar, bırakıyorlar. Dolayısıyla bütün bunlar da dahil olunca dönüşen adamın tahminine göre 700 ila 1200 tane kritik karar veriyorlar bir günde arkadaşlar. Bir günde. Ve sayısız bu kadar çok karar verdiğinizde, yani senede 250 iş günü olduğunu düşünelim. 250 çarpı 1000, yılda 250 bin kritik karar veriyorlar. Bu 250 bin kritik karardan %10'u iş sağlığı, iş güvenliği ilgilendiren karar olsa, yani 25 bin karar olsa, işte ilk amiriniz çarpı 25 bin kritik karar alıyorlar. Ama biz şirketlerde ilk amirlere yönelik özel bir iş sağlığı, iş güvenliği programı görmüyoruz. Ben eski BP'liyim. BP'de ilk amirlere yönelik, bakın 97-2002 yılları arasından bahsediyorum. Daha 97 yılında SSL 1 ve SSL 2 programları vardı. Supervisor Safety Leadership 1 ve 2. Ve bu iki programda bizim iş sağlığı, iş güvenliği alanının tüm konuları son derece basit, bol görsel eşliğinde bu insanlarla paylaşılır. Bunlarla sık sık sahada görüşülür. Bunu sizi zorlayan da bir şey vardı. Performans kontratında da yazardı. Sen kaç SSL programı yürüttün, kaç kişiyle konuştun, kaç kişiye koçluk yaptın, kaç yerde işte denetim demek istemiyorum ama o zaman adı Advanced Safety Audit olan açıcı konuşmalar, yani sorunu anlamaya yönelik konuşmalar yaptın diye o zaman böyle bir uygulama vardı. Bu SSL 1 ve SSL 2 uygulaması Türkiye'de bir örneğini vermek isterim. İnşaat, endüstriyel inşaatta Bakü Tiflis Ceyhan Han Petrol Projesi'nde biz iki danışman, birimiz kuzeyden başladık, Posof'tan, öbürümüz Adana Ceyhan'dan başladık. 1076 kilometrelik bir boru attı. Ve biz bu SSL 1 ve SSL 2 programını 6 ay arayla ilk amirler için yaptık. Program o kadar beğenildi ki basitliğinden dolayı. Evet, 2 gün, 3 gün beraber oluyoruz ilk amirlerle. İlk program 1,5 gün, ikinci program 1,5 gün olacak şekilde 6 ay arayla yapıldı. Yani risk değerlendirmemi. Mesela bu kelimelerin tekrar başka şeylerde de konuştum. Tamamen Türkçe, çok özet, çok net, eğlenceli, filmli, konuşmalı, tartışmalı ve kaza gösteren. Tabii ki bu yanlış giderse ne olur? Onu canlandırdığımız programlar müthiş fayda etti. Ve bu programlar yürütüldükten sonra peak zamanda 35 bin, 40 bin kişinin çalıştığı Bakü Tiflis Ceyhan Han Petrol Projesi'nde
Çoğu da açık alanda çalışan insanlardan bahsediyorum. Çok büyük yüklerin, çok büyük binaların, 42 inçlik bir boronun kazı çalışmalarıyla 1076 kilometre götürüldüğü bir şeyden bahsediyoruz. Şu anda dünya petrol tüketiminin neredeyse %2'sini karşılıyor Bakü Ceyhan Petrol Boru Hattı. Yani 35 bin kişilik bir ekibin ilk amirlerini eğittik ve müthiş kazançlar elde ettik. Bunu ben ilk söyleyeyim. Yani bu eğitimi verdiğinizde, doğru düzgün, basit ama anlamlı bir eğitim verdiğinizde temel İSG'den tamamen farklı, ilk amirlerin sorunlarına, geçmiş kazalara, bölgelerinde olup bitenlere yönelik bir eğitim verdiğinizde, katılımlarını rica ettiğinizde müthiş karlı çıkıyor. Onu en başta söyleyeyim. Şimdi gelelim yine şeye, insanlar kimi rol model alıyorlar? Bakın çok ilginç bir şekilde bu sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada 18-30 yaş aralığındaki insanlar bir aile bireyini, %40'ı bir aile bireyini rol model aldıklarını söylüyorlar. 30 yaşın üstüne doğru daha da artıyor bu. Biraz hayal kırıklığına uğradıkça dışarıda insanlarla daha fazla aile bireylerini rol model alıyorlar. Öğretmenler 18-30 yaş arasında ikinci grup %26 ile 30 yaşın üzerine çıktıkça o rakam düşüyor %14'e. Cemaat lideri, dini liderlerden tüm dünyada %11, %8. Yöneticilere bakalım. Bakalım yöneticiler. İşte burası çok önemli. Bakın burada yönetici 18-30 yaş arası karşılaştığı yöneticiyi pek rol model almıyor ama 30 yaşın üstüne çıktığı anda %23. Yani şunu söyleyebiliriz. 30 yaşın üstündeki her birey ilk amirini rol her bir 4 bireyden biri ilk amirini rol model alıyor. Arkadaşlar, o kadar kuvvetlice alıyor ki onun üstündeki yöneticiler o kadar etki etmiyor çalışana. Patron kim diye sorarsanız Amerika'da ilk amirini söylüyor. Mesela İngiltere'de, Amerika'da senin patron, who is your boss diye sorduğunuzda ilk amirini söyler. Yani onun üstündeki şefi var diye amirini söyler. Geçişkenlik de aslında bir en üstteki kişilerin veya İş Sağlığı İş Güvenliği Departmanı'nın ön cephe çalışanlarına birebir etki etmesi zaten mümkün değil. Birebir her gün onlarla beraber olması zaten zamansal olarak mümkün değil. Dolayısıyla burada bu rakamı da göz önünde bulundurarak bir çıkarım yapıyoruz. Ve şeyleri geçiyorum. Eğlence dünyasından, profesyonel atletlerden, siyasi liderlerden de rol model alanlar var ama dünya çapında yapılan Mintzberg'in araştırmasına göre her 4, 30 yaşın üstünde çalışan her 4 kişiden biri, en az biri ilk amirinden feyz alıyor, onu rol model alıyor, onu taklit ediyor, onun hareketlerini kopyalıyor, öyle diyelim. Dolayısıyla o kadar önemli bu konu. Şimdi gelelim işin yavaş yavaş özüne. Dekra'nın, bizim ortağımız Dekra'nın 1970'lerin sonundan beri yaptığı araştırmalarda bu şeye, kültür liderlik ilişkisine renkleri maviydi, mavi soğan diyorlardı. Şimdi renk artık yeşil, yeşil soğan diyorlar. Kültür soğanının, yani dış kabuğun hemen altında ne var? En iyi uygulamalar. Kimin uygulamaları? Liderlerin uygulamaları var. Liderlerin ne dediği değil. Bakın, ne yaptığı. Ne dedikleri çok önemli değil. Çok güzel şeyler söylüyorlar. Toplantıyı İSG ile açıyorlar, İSG ile kapatıyorlar. Büyük büyük sözler söylüyorlar ama aslında ne yaptıklarına bakıyoruz. Ve insanlar onların ne yaptıklarıyla yargılıyorlar. Yaptıklarını taklit ediyorlar. Yaptıklarına öykünüyorlar. Dolayısıyla burada ayırt edici 7 tane alan var. 7 alan var. Hangi alanlarda ilk amirlerimizi veya hemen onların üstündeki şeflerimizi bir hizaya getirirsek iş sağlığı, iş güvenliği faaliyetlerinde bize müthiş destek olurlar. Aslında kendilerine de destek olmuş olurlar. Üretimden kaybetmeden, kaliteden kaybetmeden, kapasiteden ve verimlilikten kaybetmeden nasıl kazasız çalışabilirler, nasıl meslek hastalıklarına yol açmadan yönetebilirler ellerinden geldiğince. Burada da 7 tane özellik ortaya çıkıyor. Bir tanesi vizyon. Bir gelecek görüntüsü paylaşabiliyor mu ekibiyle?
Bunları anlatmanız gerekiyor, öğretmeniz gerekiyor. Öğretmezseniz bunları kimse bilmiyor arkadaşlar. Ben de bilmiyordum. Üniversiteden mezun oldum. Çok iyi bir eğitim aldım zannediyorum. Ama iş hayatına girip de ağzım yana yana, strese kapıla kapıla, düşe takıla, zamanla bunları öğrenmek zorunda kaldık. Ne öğrendiğimizin de ne eksiğimiz olduğunu da çok uzun seneler farkına varmadık. Ben de yöneticiydim. Eski DHL'liyim, eski BP'liyim. Sonra dönüş adamı kurdum. İnanın bana bunları kimse öğretmedi. Ve dolayısıyla insanlara bunların öğretilmesi gerekiyor. Yani bir ilk amiri suçlamak kolay. Bir ilk amiri iş sağlığı desteklemediği için ne derler, kırmak, kalbini kırmak çok kolay. Ama acaba biliyor mu da yapıyor? Yoksa bir genel bir organizasyonel kültür meselesi mi var ortada? İşte bunu gerçekten ciddi konuşmak lazım. İkinci konu kredibilite. Söz geçirebilirlik. Şimdi şöyle bir şey düşünün. İlk amir performansa karar veriyor. İyi çalışanlığını kaybetmek istemiyor. Kimseyle arasını bozmak istemiyor. Diğer ilk amirlerle arasını bozmak istemiyor. Ama bir taraftan da şirketin kesin prosedürleri, kuralları var ve iş güvenliğinde de çok basit bazı şeyler var. Hep söyleyip durduğumuz ama bir türlü doğru düz yapılmadığından şikayet ettiğimiz. İşte burada itibar dediğimiz, sözünü geçirebilme, credible, saygın biri olma bir sanat. Bir sanat. Bazısı hiç öğrenemeden emekli oluyor. Bazısı öğreniyor. Duygusal belki zekası iyi veya iyi eğitim almış. Ama bizim kesinlikle öğretmemiz lazım. Şu da çok yanlış. Lider olunmaz, lider doğulur deniyor. Tamamen yanlış bir şey bu. Lider kesinlikle olunur. Bal gibi olunur. Nasıl olunur? İyi bir eğitim alarak ve örneklerle bunları deneyerek ve aynı zamanda da bu eğitim sonrası destek alarak iyi lider olunuyor. Kesinlikle olunuyor. Üçüncü maddemiz aksiyon odaklılık. Demin ne dedik? Sözlerden ziyade sizin nasıl hareket ettiğinize bakıyorlar demiştik. Ve burada aksiyon odaklılık rol modeli olmanın ötesinde bir şey. Ne yaptığınıza bakıyor. Kendiniz hangi önlemleri aldırdınız? Kimi sorumlu tuttunuz? Kime hesap verme sorumluluğu verdiniz? İşte bu görevleri verme, alma işi çok önemli. Aksiyon odaklılık. Bir aksiyon alıyor mu? Şikayet etmek, dedikodu etmek yerine bir aksiyon alıyor mu? Zaten bütün bunlar klasik liderliğin de çok önemli tarafları. Sizlere de tavsiye ederim. Dördüncüsü, yine araştırmalar sonucunda kazasız ilk amirlerde bulunan ortak özellik, iş güvenliği iletişimi sürekli ve dengeli bir şekilde iş güvenliği konuşuyor mu, dinliyor mu? Diğer takımlarla bir araya geliyor mu? Yukarı bir şey söylüyor mu? Raporu altındaki insanlarla iletişim kuruyor mu? Bir an durup iş sağlığı, iş güvenliği konuşuyor mu? Beşincisi işbirliği. İşbirliği yapıyor mu? Bu ne demek? Diğer departmanlarla kendi üretim birimini ilgilendiren, kendi hizmet birimini ilgilendiren konularda işbirliğine açık mı? Veya işbirliği yapmak istemiyorsa bunun sebebi ne? Altında ne yatıyor? Nasıl çözebiliriz? Ve en önemlilerinden biri geri bildirim ve takdir. Yani çalışanlarına geri bildirim verebiliyor mu? Bizim ülkemizde daha önce de konuşmuştuk. Geri bildirim gerçekten büyük bir dert. Ülkenin özellikle doğusuna ve güneyine gittikçe geri bildirim daha da azalıyor. Çünkü geri bildirim verdiğinde, olumsuz bir geri bildirimden veya geliştirici geri bildirimden bahsediyorum, takımını kaybedeceğini, onları küstüreceğini ve onların da işleri iyi yapmayacaklarını düşünüyor. Veya yukarıya bir geri bildirim vermekten korktuğunda ilk amir, aynı şekilde yukarıdan terfisiyle, performansıyla ilgili yanlış anlaşılabileceğini düşünüyor. Ve kişisel algılanıyor. O yüzden ülkemize özel bir geri bildirim ve takdir mekanizmasının şirketlerde mutlaka öğretilmesi gerekiyor. Yani ne dersen kırılmaz, ne dersen kırılır, nasıl söylemen lazım, nasıl takdir etmen lazım, o zaman takdiri daha fazla kullan, geri bildirimi daha cimri ver gibi ülkemize özgü bir koçluğun o ilk amire anlatılması gerekiyor. Ve son olarak da hesap sorma. Yani bugün okula geldin mi? Gelmedin. Hoca soruyor sana, niye gelmedin? Hesap sorma bu. İş sağlığı iş güvenliği bunu tevil edelim. Yani burada bu makinede işte X
riskli hareketini yaptın. Bunu niye yapmak zorunda kaldın? Bana açıklar mısın? Dediğimde ben aslında hesap soran bir durumdayım. Bu hesabı da sormak gerekiyor. Ama bunu tabii ki olabildiğince kalp kırmadan, kazanarak, gerçekten anlamaya çalışarak hesap sormak gerekiyor. Şimdi bu 7 özelliği biraz sizi sıkacağım ama eğitimlerinizde anlatabilmeniz için, üzerinde çalışabilmeniz için hızlıca bir tarif etmek istiyorum. Şimdi vizyon, demin bunları tekrar edelim. Vizyon, kredibilite ya da itibar, saygınlık diyelim. 3 aksiyon odaklılık, 4 iş güvenliği iletişimi, 5 işbirliğine açık olmak, işbirliği yapmak, 6 geri bildirim takdir, 7 hesap sormak. Şimdi bunlar herkesin ihtiyaç duyduğu şeyler ama ilk amirleri iş sağlığı, iş güvenliği anlamında çok ihtiyaç duydukları bir konu dedik. Şimdi tek tek hızlıca bir açıklayalım. Vizyon demek ne demek? Yani benim kişisel standartlarım arkadaş bu. Bunlar bizim şirketin savunduğu, iş sağlığı, iş güvenliğinde savunduğu alanlar. Benim kişisel standartım. Bunu bir şeyler yaptırmak için söylemiyorsunuz. Böyle gözüküyorsunuz zaten. Başkalarının iş güvenliği konusundaki varsayımlarını sorgular. Mesela vizyonu olan kişi. Yani ya patron bu gözlükler şöyle, şöyle buhar yapıyor, şudur budur falan filan. Ben çok emin değilim diyebilendir. Anlatabiliyor muyum? Hemen böyle çalışandan, ilk çalışanından aldığı geri bildirime eyvah eyvah benim çalışanlarım panik yapıyor, bu gözlükleri takmak istemiyorlar demeyen biridir. Bunu konuşalım. O düzelene kadar gözlüklerimizi takmamız lazım diyen biridir. Nasıl düzeltebileceğimize bakalım diyen biridir. Bu şekilde vizyon ortaya koyar. Ondan sonra şirketin vizyonunu alır, sözüyle davranışıyla çalışana yansıtır. Yeni fikirler davet eder çalışanlarına. Ya bu meseleyi nasıl çözebiliriz? Buradaki tehlikeyi nasıl bertaraf edebiliriz? Buraya yatırım yapılamıyor. En erken gelecek sene yapılacak. Sizin fikirleriniz neler? Ne yaparsak şu bölümdeki risklerimizi azaltabiliriz. Sonra başka konuştuğu zaman insanlarla o kişilerin hareketlerinin şirketin iş güvenliği politikası, stratejisi ve kültür üzerindeki etkilerini de söyler. Bir örnek vereyim. İşte ben hep kızlarımdan örnekler veriyorum. Şimdi mesela iki kızım arasında her evde olduğu gibi, gülmeyin lütfen, paylaşma sorunları olabiliyor. Birbirlerine çok yakınlar. Ondan sonra vücut ölçüleri birbirine benziyor. İşte kıyafetler, işte bir takım şeyler konusunda özel günler, özellikle takvimde ise paylaşma sorunları olabiliyor. Büyük bir kavga etmiyor Allah'tan, memnunum. Ben erkek kardeşime daha şeydim, daha gergindim. Kızlarım benim çok çok daha iyiler bize göre. Dolayısıyla bu paylaşma bir şekilde hallediliyor. Ama mesela ben seyrettiğimde onların bu paylaşma hikayesini, eğer ikinci veya üçüncü vakaysa oturup konuşmam gerekiyor. Bunun hayatları üzerindeki etkisini söylemem gerekiyor. Çünkü eğer bu paylaşmada bir adalet sorunu yaşıyorlarsa, değil mi? Hayatta da arkadaşlarıyla, şirketlerde çalışacaklar, takımlarıyla adalet sorunu yaşayabilirler. O yüzden adil bir paylaşımın dengelerini kurmak konusunda onunla konuşuyorum. Yani gelecekleri konusunda ne gibi etkileri olduğunu konuşuyorum. Sen sadece iş sağlığı, iş güvenliği ile ilgili konuşmak zorunda değilsiniz. Mesela bir çalışanınız, ilk amirsiniz, bir çalışanınız inatla hiçbir şeye uymama durumunda. Onunla bunu konuşurken, ya şöyle demesi lazım vizyon sahibi bir ilk amir. Mehmet, seni anlıyorum. Bir üzüntün, bir sıkıntın, bir şeyin var. Ancak sen bunu yaptığında seninle olan sevgin, arkadaşlığın, dostluğun, patronluk, çalışan ilişkimi bir tarafa bırakarak söylüyorum. Beni de çok zor duruma düşüyorsun. Ben şeyi kuramıyorum. Burada bir disiplin kurmakta zorluk çekiyorum. O yüzden bu çalışmalara katılmanı rica ediyorum. Şeklinde konuşması gerekiyor. Bakın burada konu iş sağlığı çıkan değil, disiplini kurmakta zorlanıyor. Yani vizyon nasıl elde ediliyor? İşte bunları anlatmanız gerekiyor ilk amirliğe. Düşünmeye teşvik eder, ilham verir, bir kahraman hareket yapar, birisi tarafından takdir edilir, bu şekilde vizyon paylaşır, resmeder, şunu söyleyebilir, der ki bizim bölümümüzde arkadaşlar
zaten belli neye uyup neye uymayacağımız. Zaten geçmişteki kazalardan belli. Kaza yapmayacağız, kazasız olacağız. Ama bu arada başımıza gelen bütün riskleri bildireceğiz, yardım isteyeceğiz diyerek grubunu, vizyonunu açıklayabilir. Vizyon sahibi insan demek bu demek. Şimdi mesela kredibiliteyle ilgili çok önemli bir şey hata kabul etmek. Ben de geçmişte şöyle bir hata yaptım dediğinizde itibar ve saygınlığınız çok yükseliyor. Abartmamak kaydıyla. Ondan sonra yardımcı olmak, kişisel olarak yardımcı olmak insanlara. Grubun çıkarlarını tabii ki savunmak. Yani çalışanlarınızın çıkarlarını özellikle maaş, sosyal haklar ve benzeri konularda savunan bir ilk amir her zaman dediğini daha fazla yaptıran bir ilk amir. O yüzden şöyle diyorlar. Benim ilk amirim süper biri. Beni inanılmaz savunuyor. Ben bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum size. Bir inşaat, yine inşaat projesinde sahayı gezerken kaynak formeni bir arkadaşımız çok tatlı doğulu harika bir arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Ama bazı tabii riskler var yaptığı işte ve hataları giderebilecek gücü var. Kocaman bir ekibi var ve gerçekten de tüm dünyayı dolaşmış bir kaynak formeliydi. Ve çok sıcakta ya da çok soğukta kazık bir kaynak işi yapıyorlardı. Sonra da NDT ile yaptıkları kaynak işi test ediliyordu. Olmadıysa bir daha yapıyorlardı. Yani gerçekten zor açık havada yapılan, hayatı açık havada geçen bir ekip. Şimdi bu beyefendiyle biz konuşmaya gittiğimizde riskleri gördük en önce sahada. Ondan sonra ön cephe çalışanlarına gitmedik. Çünkü oradaki kültür önce ilk amirle konuş, sanki babayla konuş, anneyle konuş gibi. O da dedi ki, ya dedi hocam dedi, Nuri Bey dedi, çok güzel söylüyorsunuz da dedi. Biz dedi sabahın 5:30'unda çıkıyoruz, akşam hava kararmadan dönüyoruz dedi. Öğlen yemeğimizi sahalarda yiyoruz dedi ve dedi aylardır aynı şey geliyor bize. Yarım ekmek, bir tane ton balığı geliyor, yanında domates ve salatalık. İşte şimdi hatırlamıyorum bir şey daha, bir peçete, iki tane plastik şey. Ya dedi biz söylüyoruz dedi, devamlı rica ediyoruz Allah rızası için diyoruz, arada başka bir şey gönderin. Ben arkadaşlar zeytin var şeyde, doyurucu bir menü mü? Yani sahada, yani sulu bir şey yiyemiyor, hep sahada, her gün orada. Hani siz şimdi bu insan yalvarıyor, yakarıyor, söylüyor. Hiçbir şekilde bu menü değişmiyor. Ne yaparsınız arkadaşlar? O şirketin kurallarına uyar mısınız? Uyma şeyimiz azalır yani. Bizi yöneten şirketin kurallarına uyma şeyimiz azalır. Dolayısıyla burada konu yemek değil. Burada isteklere açık olmak. Yani ilk amir çalışanların isteklerine açık olmalı. Ancak tabii ki gücünün belli bir yere kadar olduğunu söyleyerek. O zaman kredibilitesi artıyor. Hani bir tek şey, ben de döndüm ne yapmaya çalıştım biliyor musunuz? İş sağlık güvenliği bir tarafa, yani biraz onunla da alakalı ama bu arkadaşların öğlen yemeklerinin arada bir değiştirebilmesi için deli gibi çaba harcadım. Fakat öyle bir anlaşma imzalanmış ki ilk bir ay bu menü değişmeyecek. Döndüm sahaya, dedim ki inanılmaz uğraştım dedim. Hatta birazcık da tartıştım. Fakat öyle kesin bir liste verilmiş ki şununla konuştum, bununla konuştum, şu müdüre gittim falan filan diye anlattım. Abi dedi biliyorum, biz de dedi aynı şeyleri yaptık. Sonuç alamadık ama dedi uğraştığın için çok çok teşekkür ederim. Eksik olma dedi. Ve biz çok daha konuşabilir bir şeye geldik. Konuşabilir, anlaşabilir, birbirine saygı duyar bir yere geldik. O yüzden bu itibar demek bir şeyler yapıyor olmanız lazım. İş güvenliği ilgili rağbet görmeyen, bazı kişisel riskleri içeren kararları almaya isteklidir. Mesela evet üretimi durduruyoruz der diyebilir. Demesi için desteklenmesi, eğitim alması lazım. Taahhütleri yerine getirir itibarlı kişi. Yani söz verir, belli bir saat, bir toplantı, bir şey onu yerine getirir. Yerine getirdikçe, sözünü tuttukça itibarı, saygınlığı artar. Bir de şeydir, ciddi ve saygılıdır. Aşırı yüz göz değildir. Şimdi eğer çok yüz göz olduysanız, ilk amirimiz çok yüz göz olduysa ve neredeyse akraba, arkadaş gibi çok sık iş dışında da görüşüyorlarsa orada itibarı kurtarmak
çok kolay olmuyor ama yapılabilecek bir sürü şey var. Eğitimde bunu anlatmamız lazım. Ne yaparsak o ilişkiyi biraz daha güzel bir hale getiririz. Hızlı geçmek istiyorum bu bölümleri. Burada yani önceden haber veren, aksiyon odaklı nasıl tanırız? Liderimizi ne zaman kovalıyoruz? İşte bu özellikler olunca. Peki hangi özellik? Aksiyon odaklılığı konuşuyoruz. Ne yaparsa onu kovalıyoruz. Mesela vakitli ve önceden düşünerek tepki veriyorsa, dikkat ediyorsa biz onu daha çok dinliyoruz. Kişisel baskı kullanıyorsa, enerji sergiliyorsa, iş sağlık güvenliği performansına da üretimin performansına odaklandığı kadar odaklanıyorsa gerçekten o zaman saygı görüyor. Israrcı olursa, inatçı olursa, ısrarcılık ve inatçılık aksiyon odaklılığın en önemli bölümü olursa kesinlikle sonuç alıyor. Yaratıcıysa sonuç alıyor. Yine iyi uygulamalardan bir tanesine örnek vermek isterim. Müşterilerimizden bir tanesi ambalaj sektöründe doğal olarak çok değişkenin olduğu bir üretim alanında. Ekranım gözüküyor mu Murat Bey bu arada? Gözüküyor Nuri Bey. Sunum şu an gitti. Tamam, özellikle kapattım. Sohbete dönelim diye. Şimdi burada mesela ilk amir tetiklerse eğer, bir büyük bir saygı var. İlk amir tetiklerse Kaizen yapıyorlar. Ne demek Kaizen? Belki birçoğunuz biliyorsunuzdur ama birçok insanın, çok özet geçeceğim burada, Kaizen eğitimi vermiyoruz ama birçok insanın, özellikle de mühendislerin, ilk amirlerin, hatta çalışanların kafa kafaya verip sahada, işin olduğu yerde ve o işin hem üretimsel, hem kalite anlamında, hem iş sağlığı, iş güvenliği anlamında iyileştirilebileceği bütün yaratıcı fikirlerin ortaya koyduğu Japonya kaynaklı bir şey. Mesela şimdi burada bizim o gittiğimiz şirkette Kaizen'i tetikleyen ilk amir. Dolayısıyla ben Kaizen istiyorum burada deme hakkı var. İstediği zaman da hemen onun başına gidiliyor. Burada bir risk var, başa çıkamıyoruz. Yaratıcılığımıza ihtiyacımız var. Biz ne diyoruz risk değerlendirmede, risk değerlendirme eğitimlerinde? Risk kontrol hiyerarşisini kullanın. Ne demek risk kontrol hiyerarşisi? Yani bunu eğitimle, tabelayla, talimatla giderme. Burada en önce en kuvvetli çözümü düşün. Bir mühendislik, dizayn çalışması veya o işi ortadan kaldırmaya yönelik bir yöntem belirle. Bunu beceremediğin her noktada bir aşağı in, onunla çözmeye çalış. Gerçekten de burada çok yaratıcı fikirler çıkıyor. İşte bizim ilk amirlerde beklediğimiz şey bu Kaizen kafası veya bir Kaizen sürecini tetikleme dediğimiz bunu isteme. Yani üretim müdüründen, üretim şefinden, müdüründen, amirinden burada oturup çalışmamız lazım. Çok tehlikeli, ben korkuyorum, her gün uğraşıyorum ama davranışlarla falan idare edilebilecek gibi değil. Mutlaka bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor burada demesi gerekiyor. O zaman gerçekten yaratıcı ve yenilikçi ilk amir oluyor. Ayrıca bunu seyreden çalışanlar da ileride ilk amir olduklarında yine bu Kaizen benzeri süreçleri tetikleme gönüllülüğünde oluyorlar. Veya Gemba dediğimiz süreçleri tetikleme gönüllülüğünde oluyorlar. Burası biraz sıkıcı biliyorum Murat Bey. Ama daha az sıkıcı bölümler geliyor. Bunu arkadaşların bir de kayıt var ya, öğrensinler, iyice sindirsinler diye detaya giriyorum bu sefer. Tabii ki gayet güzel bence. Evet. İletişim çok önemli. Ve insanlar farklı. Mesela analitik bireyler daha çok içine kapalı. Ve teknik konularda çalışanların da önemli bir kısmı biraz daha böyle analitik kişilikler, daha az iletişim kurma eğiliminde olan kişiler. Belki ne derler? Hani ağır abi işte efendim işte ağır kadın falan derler ya. İletişimleri biraz daha az olabiliyor. İletişime yüreklendirilmeleri gerekiyor. Roleplay'lerle açılmaları gerekiyor. Yani olumsuz bir bilgiyi nasıl veririm? Eksiksiz bilgiyi nasıl veririm? Büyük resmi nasıl anlatırım? Kurum içerisinde yukarıya, aşağıya, baştan sona sık ve etkin iletişimi nasıl sağlarım? Bunları sağlamayı öğretmemiz gerekiyor. Ama biz iş sağlığı iş güvenliğinden başka hiçbir şey vermiyoruz. Yani nasıl olacak bu iş? O minimum standart değerli arkadaşlar, temel iş sağlığı iş güvenliği eğitimi veyahut da belli konudaki bir eğitim veya kaza sonrası bir eğitim
Bunlar zaten minimum standartlar. Ama bunları yaparak kazalardan kurtulmak güç. O yüzden bu alana girmemiz gerekiyor. Mesela ilk amirlerle iletişim konuşmamız gerekiyor. Ama eğitimi verirseniz de yetmiyor. O günlük karar alma mekanizması o kadar yoğun ki demin söyledik. Modern ilk amir 600 ila 1200 günlük karar alıyor. O yüzden bunu sahada mutlaka yanına gitmek gerekiyor. Yani bu eğitim vererek bitmiyor. Aslarıyla tek tek ve topluca görüşür. Nedenini paylaşır. Bence böyle bir kural var. Çünkü sebebi budur der. Yani iş sağlık güvenliği uzmanının, müdürünün veyahut da en tepedeki liderin söylemesi yetmiyor. Bu ilk amirlerin bunları sık sık tekrarlaması gerekiyor. Saygılı bir şekilde iş güvenliği sorununu dinlemesi gerekiyor. En büyük hatalardan bir tanesi ilk amirlerin şimdi bunu boş ver akşam konuşuruz demek. Şimdi bunu boş ver diğer vardiyada konuşuruz demek. Şimdi bunu boş ver şöyle bir üretim sorunumuz var demek. Mesela bunu asla dememeleri gerekiyor. Sözlükten çıkartmaları gerekiyor. O zamanı olmasa bile doğru cümlelerle kendisine getirilen iş güvenliği meselesini çok saygılı bir şekilde dinlediğini göstermesi gerekiyor. Fikirlerini yapıcı şekilde ifade etmek. Çoğu ilk amirimiz bu konulardan muzdarip. En çok da bu iletişim alanından muzdarip. Ekibiyle bir şey tutturmuş, bir iletişim yöntemi. Hasbelkader çalışma hayatı boyunca aldığı derslerden bir şey öğrenmiş. Kendince başarılı. Çünkü onu orada tutmuş, o işte tutmuş, yükselip durmuş, bir yere gelmiş. Onu değiştirmek istemiyor. Aksi kanıtlanmadıkça kendisine. O yüzden aksini kanıtlayan bir eğitim programının olması gerekiyor. Başkalarına fikir sormak. Mesela bu çok basit. İlk amire anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki Ahmet Bey, ya çalışanlarınızdan özellikle Süleyman ve işte Fatih harika insanlar ve çok yaratıcı çocuklar. İnternetle falan da araları çok iyi. Arada onlara fikirlerini sorsanıza. Hani iyi bir fikir çıkmasa bile sormaya devam edin. Çünkü iş sağlığı, iş güvenliğiyle ilgili bir fikir sormak çok kolay bir şey. Ya biz bunu nasıl çözelim? Burada ne yapalım? Sence bu yeni gelen arkadaşa anlatmadığınız bir şey kaldı mı? Tarzı sorular sormak mesela iletişimi müthiş kuvvetlendiren bir durum. Değil mi? Sonra sorun belirtirken, kaygı belirtirken insanlar ona kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. İyi sır saklar. Özel konularsa iyi sır saklar. Ve gerçekten de çoğu insan ilk amiriyle dertleşme isteği duyar. Az kaldı. İşbirliği diğer departmanlarla, iş sağlığı iş güvenliği departmanında dahil olmak üzere bunu destekler. Güler yüzlü olarak bu işbirliği isteklerine katılır. O zaman daha çok saygı görür. Biz bunları anlattığımızda şunu diyeceğiz tabii ki ilk amirlere. Değerli kardeşim, sen bunları böyle yaptığında sana duyulan saygı, senin söz geçirebilirliğin, senin becerin, sorun çözmeyetin, her şeyin artacak. Çünkü bu işte şu bir sürü araştırmalar vesaireler var. Bunu dener misin lütfen? Bunu dene, sürdürülebilirliği konusuna dikkat et. Sana bunun faydası olacak. Belki yarın öbür gün terfinde, maaşında da etkisi olacak. Çünkü bunları yaptığında sadece iş sağlığı güvenliği alanı değil, üretim alanını, kapasite alanını, verimlilik alanını, maliyet alanında da çok etkili olacaksın. Mesela şuna da işbirliğinde mesela nasıl bir sihir var? Kendi başına çözmesi için açık uçlu sorular sormayı bilmesi lazım birey, çalışanı. O açık uçlu soruları sorarak kendi başına çözdürebilir ona. Çözdükten sonra da aferin der. İşte bunlar iletişimin sırları. Farklı görüşlere açıktır, kapalı değildir. Dinler, yeteneklere güvendiğini ifade eder. Neye güvendiğini ifade eder, neyi geliştirmek istediğini de söyler. Değişiklikleri uygulamadan önce açıklar. Der ki böyle bir şey yapacağız, böyle bir şey değişiyor, böyle bir hıza geçiyoruz, böyle bir makine geliyor, böyle bir uygulama var, böyle bir duruş var. Arkadaşlar buna hazır olmamız lazım. Şunlar kötü gidebilir, bunlar iyi gidebilir. Buraya dışarıdan müteahhitler gelecek, onlar bizim kadar bilmiyorlar. Aramızı bozmayalım, yakın duralım, soru sormalarına izin verelim diye bir ön konuşma, değil mi? Bir duruştan önce. Kazaları çok ciddi engelleyen bir tarzdır. Ve nihayet geri bildirme takdir. Başkalarının katkılarını olumlu şey herkesin önünde takdir eder. Başarılı iş güvenliği çalışmaları için kişileri anında takdir eder. Anında.
iş güvenliği ilişkin çalışmaları eleştirmekten çok över. Eğer eleştiri tarafında kalırsa grubunu zehirlediğini farkına varmayabilir. Yani bir müddettir iş sağlığı iş güvenliği departmanının ilgili birimde görevleri, ödevleri çoktur. Ya nereden çıktı bunlar, gitsinler falan filan. Kendisi böyle konuşuyorsa amaçladığı kazasızlığı elde edemeyeceğini bilmesi lazım. Ve bu tip konuşmaları gördüğünde de arkadaşlar orası bir şikayet alanı değil. Orası eleştirelim ama daha çok övelim diyen kişidir. Yani iş sağlığı iş güvenliği uzmanı bunu söylemesine gerek yok. İlk amirin söylemesi gerekiyor. İlk amirden bunları söylemesini rica ediyoruz. İşte öyle kazanıyoruz. Şimdi karşılığında da tabii ki daha fazla saygı elde edince kazanmış oluyoruz. Başarıyı kutlayacak yollar bulur. Yani bu illa dışarıda paralı bir şey değildir. Şeyden bahsediyoruz, ilk amirden bahsediyoruz. Nasıl kutlayabilirim? Bunu sorabilir. Eğer şirkette bir insan kaynakları departmanı varsa sorabilir. İş sağlığı, iş güvenliği uzmanına, müdürüne ya böyle bir şey başardık. Bu sayede bir kazasızlık elde ettik. Burada bir rakamsal başarı elde ettik. Burada bir maruziyeti, uzun senelerde duran bir maruziyeti ortadan kaldırdık. Ben bunun kutlanmasını istiyorum diye gider, sorar. Nasıl kutlayalım? Tabii ki arkadaşlar parayla, altınla falan asla değil. Ama insanların gururunu, şerefini, haysiyetini yükseltecek çözümlerle kutlanabilir. Sosyal medya kullanılabilir. Şirket o çalışanı amiri kanalıyla ortaya çıkabilir. Amir çekilir, çalışan övünür yaptığı şeyle, koyduğu katkıyla ve bir daha da kaybetmez. Çünkü bir kere o payeyi almıştır. Hesap sormak çok önemli. Bütün bu iyi ve olumlu özelliklerin yanında hesap sorma huyu çok önemli. İş güvenliği konusundaki çalışanlara rollerini açıkça ifade eder. Aslarının açık sorumluluklarını söyler. Kişileri, taahhütlerini, sözlerini yerine getirmeleri konusunda sorumlu tutar. Beraber performanslarını değerlendirir. Sonuç bakar aldıkları sonuçlara adil olur. Adilce değerlendirir. Sen bunu yaptın. Doğal olarak senin bölümünde bu maruziyetleri devamlı aldığın için, bu piyangoları devamlı çektiğin için sonuçta şöyle şöyle olumsuz bazı durumlarla karşılaştık. Eğer şu maruziyetleri, şu riskleri almazsan biz bu sonuçla karşılaşmayacağız diyebilmelidir, konuşabilmelidir. Kırmaktan, kalp kırmaktan, aşırı korkarak geri bildirim vermekten veya hesap sormaktan çekinmemelidir. Çünkü eğer adilse, takımını savunuyorsa, saygınsa o eleştirilerden kimse alınmaz. Evet, bunları toparladık. Şimdi burada bakın yapılan bir ölçümü göstermek istiyorum size. Örnek bir şirkette üçgenlerin her biri bir lider arkadaşlar. Şimdi bunları da ölçmüşüz biz. Tabii ki üstlerine soruyoruz, çalışanlarına soruyoruz, kendilerine soruyoruz ve eş çalışanlarına soruyoruz. Bu veriler oradan geliyor. Burada bakın üçgenlerin hepsi yaklaşık kaç? 1, 2, 3, 9, 10, 11, 15 lider falan var. 15 tane ilk amir ölçülmüş. Bu ilk amirlerin bu özelliklerine bakılmış. Her bir üçgen bir lider. Ama ortalamaları da mavi kolonlar. Bunlar pek iyi durumda değiller. %60'ın altındalar. Geliştirilmeli gerekiyor. En zor, şimdi böyle ölçüm yaptığınızda da toplu sorunu görüyorsunuz. Mesela geri bildirim ve takdirde bu şirkette ilk amirlerde bir sorun var. En düşük oldukları yer %40'a yakınlar. Ve bu bize lazım. Biz biliyoruz ki geri bildirim ve takdir olmadan iyi iş sağlığı iş güvenliği olmuyor. Şimdi ben o zaman bu şirket için bir koçluk yapacaksam, bir program yapacaksam ilk amirleri özellikle ve en başta ilk 2-3 ay içerisinde geri bildirim ve takdir konusunda geliştirmem gerekiyor. Ama geliştirme sadece eğitim vermek değil. Sahada onların yanına gitmek, nasıl gidiyor diye sormak, role play yaptırmak, arada bir toplanmak. Yani eğitimi verdik, bir ay sonra toplanmak nasıl gidiyor, nerede zorlanıyorsunuz, neyi söylediğinizde kırılıyorlar, o kırılma sizde nasıl duygu yaratıyor, o duyguyla ne yapıyorsunuz diye zaman ayırmak. Ha benim ilk amirim 15 dakika bile benim sınıfa gelemiyor diyorsanız bunu patronla konuşmanız lazım veya insan kaynakları konuşmanız lazım. Çünkü buradan gelecek getiriyi, kazancı o üst düzeye anlatmak lazım ki ilk amirlerle çalışabilecek zamanı yakalayalım. İkinci sınıfta kalmaya yakın oldukları yer neresi? Aksiyon odaklılık. Demek ki bu şirket %50'nin altında kalan aksiyon odaklılık ve geri bildirim ve takdir alanlarında ilk amirlerle çalışacak. Bu üçgenler çok dağılıyorlar. Bir de burada başka bir şey var.
en dipte çok kötü olanlar var. Yani aynı olmayabilirler ama birbirine benzeyen, eksiklikleri olan çok sayıda ilk amil var. Şimdi bu kadar şey olunca, dağınık bir grafik olunca o en alttaki liderlerle insan kaynaklarının çok ciddi çalışması gerekiyor. Ve bizim yardımımızla bu konuları anlatarak insan kaynakları departmanlarından yardım almamız gerekiyor. Veya üretim müdürüyle beraber, yoksa insan kaynakları bir bordrodan ibaretse işletmenizde, bordro tutan, özlük haklarına bakan bir departmansa, sadece ki öyle yerlerde çok, o zaman üretim müdürüyle kafa kafaya verip ilk amirleri nasıl geliştireceğiz diye bir program yapmamız lazım. Onu da canlandırırken ona şunu dememiz lazım. Üretimin artmasını mı istiyorsun? Daha az maliyetli üretim yapmak mı istiyorsun? Daha az duruş mu istiyorsun? Daha iyi kapasite kullanmak mı istiyorsun? Daha iyi iş sağlık güvenliği mi istiyorsun? Hepsinin sırrı burada. Bu grafikte. Yani bu 7 alanda şurada şurada zayıfız. Bunları geliştirmemiz lazım. Bu benim de işime yarayacak, iş sağlık güvenliği uzmanı olarak şirketin de işine yarayacak demeniz gerekiyor. Şimdi diyebilirsiniz ki bir sürü şey anlattınız Nuri Hoca. Ya böyle bir bize bir özet verebilir misiniz? Bize bir ne derler, bir hani ipucu verebilir misiniz? 5 tane kilit faaliyet var. İlk amirin kesinlikle her gün yapması gereken, her gün. Yani bunlar tabii ki öğretilirse çok daha güzel oluyor. Birincisi iş güvenliği konuşmaları. Ama şu değil, yani toolbox talk dediğimiz veya işte işbaşı konuşması dediğimiz böyle her gün rutine binmiş değil. Hatta rutine binmez. Onlar tabii ki yapılıyor. Ben onların dışında bir şeyden bahsediyorum. Her gün bir konuyu ele alıp bir şey konuşması lazım. Ama özellikle de o günün tehlikeleri olabilir, değil mi? O mevsimin tehlikeleri olabilir. O üretim ikliminin tehlikeleri olabilir. Yeni gelen biriyle olabilir. İşe başlamakla ilgili. Çıraklık, kalfalık, ustalıkla ilgili. En dikkat etmemiz gereken tehlikelerle ilgili olabilir. Bu konuşmaların uzun sürmesi beklenmez. 1 dakika bile olabilir. Ama bu dediğim gibi her gün yapılan iş güvenliği, işbaşı konuşmalarından farklı bir konuşmadır. Bunu kendisinin yapması gerekiyor. Biz değil. Bazen görüyorum iş sağlığı, iş güvenliği yöneticisi gidiyor. 300-500 kişilik toolbox yapıyor. O zaman ilk amir diğer çalışanlarla birlikte dinleyen modunda. Yani onun etkisini arttırmaya çalışırsak onun yapabileceği basitlikte bir şeyler önerebiliriz. Bunu sistematik hale getirmeden önce bir müddet böyle salıp nasıl gidiyor diye bakmak lazım. Konuşmaktan çok çekinen veya Türkçesine çok güvenmeyen ilk amirler bunu yapmaktan çekinebilirler. O zaman belki ufak metinlerle onlara yardımcı olmak lazım. İşbaşı konuşmasını söyledik. Mutlaka işbaşı konuşmaları yapmak lazım. Bunları ne kadar çok yaparlarsa ekip o kadar iş sağlığı iş güvenliği kültürünün içerisinde yüzmeye başlıyor. Ne kadar az dokunurlarsa iş sağlığı iş güvenliği, başka konuşmalar yaparlarsa, yani üretim, bakım vesaire, verimlilik, o zaman İSG önemli değil o takım için gibi oluyor. Çok özür dilerim. Murat Bey, bir aksilik oldu. Bir saniye düzeltiyorum. Yeni bir iPhone aldım. Mac'ime şey yapıyor. Müdahale ediyor. Çözemedim henüz. Evet. Görünüyor mu ekranda? Evet, görünüyor Nuri Bey. Tüm katılımcılardan özür dilerim. Evet, ve üçüncü kilit aktivite fiziksel tehlike teftişi. Şimdi sıkılabilir kendi alanında yapmaktan. Diğer ilk amirlerin alanına gidebilmesine izin vermemiz ve bunun şirketçe desteklenmesi lazım. Hatta örneğin bir ilk amire en önemli tavsiyemiz çay molasına giderken, gelirken, serviste, ev hayatında, arkadaşlık ilişkilerinde de fiziksel tehlikelere makul bir şekilde
dikkat çekmeye alıştırmasını söylüyoruz kendisine. Yani buna dikkat et, bunu yap. Arkadaşların, yani çalışanlarınla konuşurken fiziksel tehlikeleri bulmalarını sağla, onları zorla, bulduklarında aferin, bravo de. Hemen çözülemeyebilir ama elbet çözülür de. Bunu ilet, iletene aferin de, ama bu teftişleri kendin de mutlaka sık sık yap. Fiziksel tehlikeleri, mekanik tehlikeleri özellikle, kimyasal tehlikeleri, yani materyal tehlikeleri bul. Öyle derin belki duygusal, psikososyal falan tehlikelere kadar inmeye belki gerek yok ama bunlardan her gün bir iki tane, haftada bir iki tane yap. Yaparken göster, gösterdiğini söyle, söylediğini yaz gönder veya ilet veya ara dediğimiz, yani İSG böyledir işte. Bak, bildiriyoruz, çözmeye çalışıyoruz, biri geliyor, yardım ediyor, hemen çözülmüyor ama biz devam ediyoruz, gösteriyorsun fiziksel tehlikeyi olarak. Dördüncüsü, şirket bir prosedür mü yayınladı? Bir talimat mı var? Ya onun yanında dur be kardeşim. Yanında dur, onu savun. Mehmet, bak orada talimat var. Altıncı maddede böyle. Ama şimdi bunu savunmak için önce doğrusunu yapacağız bundan sonra arkadaşlar demen lazım. Arkadaşlar, bu talimatta altıncı, yedinci maddede ben çok emin değildim. Oraları biraz atlıyorduk ama artık atlamamamız lazım. Ben artık çok korkuyorum. Başınıza bir şey gelmesini istemiyorum. Sizden sorumlu kişi olarak. Dedik. Aradan bir müddet zaman geçti. Ondan sonra arkadaşlar, bu talimatın bütün maddelerin eksiksiz olarak yapıyor muyuz? Çünkü ben işte Mehmet seni, Ahmet seni, bunların bazı bölümlerini atlarken gördüm. Atlamanızı istemiyorum. Ama patron üretim, ama patron yetişme, ama patron maliyet. Onların sorumlusu benim. Ben yukarı hesap veririm. Ben yukarı hesap veririm. Diyebilmesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Ve tabii ki eğer bir önemli bir ucuz atlatma olduysa, önemsiz de olsa, bir ilk yardım vakası olduysa, ona nasıl tepki veriyor? Mehmet, bir şey yok. Git sen revire, bir saat sonra kesin gönderirler seni. Tarzı, yaklaşım iyi değil. İyi değil. Çok önemli bir şey olduğunu hissettirmesi gerekiyor çalışanlar. Beş kilitten bahsediyoruz. Beş kilit. Özür dilerim. Evet, beş kilit faaliyetten bahsediyoruz. Bu çok önemli bir olay. Çok geçmiş olsun. Nasıl parmağın, yani küçük çizik bile olsa inanılmaz önem göstermesi gerekiyor. İdeal olarak diğer departmanların yaptığı kök sebep analizlerine girmesi gerekiyor. Yani mesela şöyle bir şey yapabilir iş sağlık güvenliği uzmanlarımız, müdürlerimiz, meslektaşlarımız, katılan varsa iş yeri hekimlerimiz, çağırıyoruz onu. Ya diyoruz, X yerinde bir şey oldu, biz senin fikirlerini almak istiyoruz. Bu neden olmuş olabilir? Tartışma grubuna seni sokmak istiyoruz. Bu da şunu kanıtlıyor. Hiç alakası olmayan bir departmana gidiyor ve oranın bir kazası ilgili fikirlerini söylüyor. Çok saçma şeyler de olabilir. Çok iyi şeyler de olabilir ama büyük bir dikkatle onu dinliyoruz. Ve iş sağlığı işlerinde benim sesim dinleniyor, benim sözüm dinleniyor hissini ilk amire yaşatmamız lazım. Ama samimiyetle, yalanla dolanla, sahtekarlıkla değil. Değil mi? Sahte bir gülümsemeyle değil anlamında, sahtekarlık demeyeyim. Öyle değil, samimiyetle denemeye devam etmemiz gerekiyor. Ve onları kök sebeplerine katmamız gerekiyor. Ve katıldıkça onlar katılmayı istiyorlar. Ve kendi alanlarına bir kök sebepçi gibi bakma eğiliminde oluyorlar. Bu nereden kaynaklanıyor? Bunun sebebi ne? Bunun altında ne var? Bunu nasıl çözerim? Tarzı bir bakışı geliştirmiş oluyoruz. Tekrar etmek gerekirse, iş güvenliği konuşmaları istediği zaman, istediği yerde, işle alakalı ya da değil, bol bol yapması onu kazanılmış bir ilk amir haline getiriyor. İnsanlara çok daha fazla saygı duyuyorlar. İşbaşı konuşmalarına önem vermesi çok önemli yapması. Fiziksel tehlikeleri bulması, bulduktan sonra takdir edilmesi, bulanları takdir etmesi çok önemli. Prosedürleri, talimatları, eğitimde öğrenilenleri doğrulama hissi. Bakın, böyle öğrettiler bize. Bakın, talimatta bu yazıyor. Bakın, prosedüre beraber şu maddesine bakalım. Bu da böyle diyor. Arada açıp bakması, söylemesi. Ondan sonra doğal olarak en ufak kazaya bile insan canı söz konusu olduğu için, insan hayatı söz konusu olduğu için önem vererek, önemsizmiş gibi yaparak değil, önem vererek yaklaşması ve kök sebep analizlerinde görevler alması gerçekten ilk amirleri başka bir seviyeye taşıyor değerli arkadaşlar. Şimdi peki deminki şeylerle nasıl eşleşiyor bu şimdi verdiğimiz örnekler liderlik becerileri? Mesela iş güvenliği konuşması yaptığınızda aslında geri bildirim görevinizi tamamlamış oluyorsunuz.
İşbaşı konuşması yapıp insanlara bugün bu olacak, bugün bu tehlike var, bununla şöyle mücadele edeceğiz. Bugün elektrikle ilgili şöyle bir ödeneceğim var, bugün kaldırma ile ilgili böyle bir, bugün bakımla ilgili bu, bugün şu kimyasalla ilgili şunu konuşmak istiyorum dediğinizde iletişimi arttırıyorsunuz. Konuşturursanız işbirliğini arttırıyorsunuz. Yani ilk hane olarak. Fiziksel tehlike teftişleri, aksiyon alıyorum. Aksiyon odaklılıkla alakalı. Orada bir şey gördüm. Onun düzeltilmesi için mücadeleye başladım. Yatırım yapılmasını sağladım. Bir makina örneğin koruması elde ettim. O zaman sizin için şöyle diyor ilk raporlarınız, çalışanlarınız. Bu insan iş sağlığı, iş güvenliği tehlikelerini yukarıyla konuşuyor, çözmeye çalışıyor ve çözüyor da. Mükemmel olmasa da çok uğraşıyor. İşte buradan sizin bir aksiyon insanı olduğunuza karar, aksiyon kadını, aksiyon erkeği olduğunuza karar veriyorlar. O kararı verdiklerinde de size çok daha fazla saygı duyuyorlar. Sizi gerçek bir lider olarak, takip edilmesi gereken bir lider olarak görüyorlar. Yine doğrulama teftişleri. Bu resimde böyle biraz tabii ki otoriter bir şekilde elinde bir kalemle konuşuyor ama bir şey soruyor. Yani burada bunu konuşmuştuk geçen hafta diyor. Bu aracın burada park etmemesi gerekiyordu. Tehlike yaratıyordu. Senle konuştuk, sen de bana evet dedin, halledeceğiz dedin ama bak hala duruyor. Demek doğrulama teftişi sırasında hesap sorma yeteneğinizin olduğunu gösterir. Büyük liderlerin hepsinde ve iyi babaların, iyi annelerin hepsinde düzgün hesap sorma huyu vardır çocuklarını yetiştirirken. Yani tamamen bırakıp öyle hiç hesap sormadan geçen gün şey vardı, ünlü psikologlardan bir tanesi Acar Baltaş'ın bir sunumu vardı, ben de dinledim. Yani bu hesap sorma işi evde de okulda da iş yerinde de hep olması gereken bir şey. Askerde zaten onun üzerine kurulu, değil mi? Askerlik, ordu işi hesap sormanın üzerine kurulu. Kurallar net, basit. Uymazsan hesap sorulacağından o kadar eminsin ki hepsine uyuyorsun. Hesap sormanın böyle bir gücü var. Ve doğal olarak olaylara tepki gösteriyorsan, başına bir şey gelen çalışanını önemsediğini gösteriyorsan, kök sebep analizine katılıp fikirlerini veriyorsan, kendi departmandan daha çok diğer departmanlarda, kendi departmanda katılıyorsan hata kabul ederek katılması lazım. Ya biz şunu eksik yapmış olabiliriz, burada hatamız olabilir. Ondan dolayı bu kaza olmuş olabilir. Bunu giderecek önlemleri lütfen beraber yazalım rapora diyorsa, o zaman da saygınlığını arttırıyor. Güvenilir, inanılır, saygın bir insan. Bunlar işte bakın nasıl şeylerle, becerilerle, liderlik becerilerini doğrulayan uygulamalar. Şimdi burada tabii ki şeyden de bahsedeyim. Hani biz ne yapıyoruz? Biraz böyle hap gibi hızlı hızlı anlattım ama şöyle yapıyoruz. En önce o demin grafikte gördüğünüz gibi liderlerin surveyleri yapılıyor. Odak grup konuşmaları yapıyoruz şirketlerde. Bu odak grup çalışması, aksiyon odaklılık zayıf çıktı. Soruyor bize istatistiği gören. Diyor ki ya bu aksiyon odaklılık bizim şirkette niye düşük çıkıyor? Ben şunu gördüm, şunu gördüm, şunu gördüm diyor. İlk amirlerle toplanıyoruz. Valla diyoruz ki çalışanımız pek öyle düşünmüyor. Anonim bilgi veriyoruz. Yani bütün çalışanlarla toplanıyoruz. Onlara bu becerilerle ilgili özel sorular soruyoruz. Onlardan geri bildirimler alıyoruz. Örnekler alıyoruz. Ondan sonra o istatistiği ortaya koyuyoruz. Soru gelirse de diyoruz ki bakın öyle düşünmüyorlar. Çünkü burada böyle sorunlar yaşamışlar. İsmi belli değil. Çok departman söylemeden bunu söylüyoruz. O zaman susuyorlar ve kabul ediyorlar. Çünkü bir istatistiği kabul etmek bir yönetici için zordur. Hele kötü bir bilgiyse mutlaka odak gruplarla desteklenmiş bilgileri onlara sunuyoruz. Sonra 7 alanda ölçtük. Ne yaptığımızı özetliyorum. 2 alanda veya 3 alanda sorunumuz var. Hemen o becerilerle ilgili çalıştay düzenliyoruz. Elimizde modüllerimiz var. O modüllerle birlikte o çalıştayları düzenliyoruz. O becerileri geliştiriyoruz. Ardından sahaya çıkıyoruz. Bunları denemelerini istiyoruz ve denerken onların yanında durup geri bildirim veriyoruz. Yani saha koşu dediğim şey, sessizce yanlarında duruyoruz. Mutlaka onların yanında duruyoruz. Nasıl konuştuklarını, nasıl hareket ettiklerini bize gösteriyorlar. Bazen bir role play ile, bazen gerçekten olan ve başlarına bela olmuş bir konuyla ilgili. Ve biz de dönüyoruz, yine sakince geri çıkıyoruz oradan. Kişisel geri bildirim veriyoruz. Yani şuradaki kelime harikaydı diyoruz.
ve bu şekilde söylemen enfes olmuştur. En önce olumluları söyle. Sonra şurada mesela şöyle dersen daha da etkili olursun diyoruz. Bunu böyle yaparsan daha etkili olursun. Mesela bence yarın işte geçen hafta meydana gelen bana söylediğin şu yüzdeki çizikle ilgili bir konuşma yap. Bu çok önemli bir olaydı de falan diyoruz. Tekrar sahaya çıkıyoruz. Bunu anlatıyor mesela. Biz yanının arkasında yani... Çok özür dilerim. Evet, ve nihayet hedefleri izliyoruz. Bu zayıf kaldığımız 3 alanda nasıl yapmışız? Survey'i tekrar ediyoruz. Belki 6 ay geçtikten sonra, 1 sene geçtikten sonra bu zayıf kaldığımız alanlarda ilerlemiş miyiz, diğer alanlarda ilerlemiş miyiz ona bakıyoruz. Sonuç olarak zamanım da bitmek üzere. Birazcık çıktılara bakalım. Bunları yapınca ne oluyor? Yani bu çalışmaları yapınca kendi başınıza da yapabilirsiniz. Bugün öğrendiklerinizden eğitim programları hazırlayabilirsiniz. İnsan kaynakları departmanından destek alabilirsiniz. Üretim müdürlerinden, şeflerinden destek alabilirsiniz. Basit programlar yapabilirsiniz. Hiç yapmamaktansa biraz yapmak iyidir. Firma neler elde ediyor? Bir kere gelişmiş bir iş güvenliği iklimi elde ediyor. Sarsılmayan iş güvenliği iklimi elde ediyor. İş güvenliği performansında hızlıca ölçülebilir iyileşme, birkaç ay içerisinde kazalarda azalma ve exposure reduction dediğimiz İngilizce'de maruziyetlerin azalması, yani girilen risklerin azalmasıyla sonuçlanıyor. Bunlar beklediğimiz çıktılar orta kademe liderlik programında. Neye bakıyoruz? Kültür anketlerine bakıyoruz, kaza oranlarına bakıyoruz, kritik faaliyetlerdeki güvenlik uygulamalarına bakıyoruz ve katılımı ölçüyoruz. Bunlar ölçütlerimiz ama ne koyarsak bunları elde ediyoruz. Demin en başından beri bahsettiğim gibi iş güvenliği ilk amirler için iş güvenliği faaliyetleri, beceri çalıştayları. İş sağlığı iş güvenliği eğitimi değil, beceri çalıştayı. Liderlik değerlendirmesi, yani eğer bir danışman şirkette çalışamıyorsunuz insan kaynaklarıyla birlikte veya üretim müdürüyle birlikte. Ya şu ilk amirleri değerlendirelim. Benim elimde şöyle 7 tane alan var. Ne düşünüyorsunuz? Açıklamaları da bunlar diye. Bu eğitim, bu filmi seyrettirerek veyahut da buradan notlar alarak üretim müdürünüzle birlikte ilk amirleri değerlendirebilirsiniz. Ardından sahada yine 2 kişi olmanızı tavsiye ederim. Tek kişi değil de 2 kişi ama böyle seyrederek değil, yanında, kol kola onun yanında, uzaktan fazla işine karışmadan, ya bugün bir şey yapsana. Tabii en baştan anlaşmış olmanız lazım. Hani bugün öğrettiğimiz şu çalıştaylarda konuştuğumuz şeylerden bir tanesini bana gösterebilir misin? Harika yaptın, enfes yaptın. Şurada şunu da yapabilirsin istersen gibi. Çoğunlukla olumlu geri bildirimle sırt sıvazlama, aferin deme. Çünkü bir şey deniyor yani. O denemeyi, cesareti kutluyoruz. Ardından birkaç ay sonra işletmenize göre değişmekle birlikte ideal olarak 6 ay ve daha sonra 1 yılda bu departmanlarda çalışanlara, eş amirlere, üst kademeye, üretim seviyesi insanlara sorarak nasıl gidiyor Ahmet diye ilk amirle ilgili bilgi toplamak. Ama dedikodu değil bu. Belli alanlarda bilgi toplamak. Yani bunları yaparsak kazalarımız azalıyor. İlk amirler çalışmanın yöntemi özetle bu. Daha çok geniş bir konu. Çok su kaldırır ama kolay değil. Bakın burada gelişmeyi görüyorsunuz. Bizim projemiz bu. 2007-2009 arasındaki gelişme var burada. Yeşilde başlamışız bu amirlere. Üçgenleri görüyorsunuz, her biri bir amir. Ama mavide tamamlamışız. Bir de bakın dipte kalan üçgen sayısı da azalıyor. Yani en dipte kalan üçgen sayısı, bunlar birbirinden farklı liderler olabilir, azalıyor. Daha yukarı gidiyorlar. Ve dünya ölçeğinde iyi bir orta kademe liderler oluyorlar.
Yine bakın kredibilite çok kötüymüş. Bu şirkette belki de en kötü yer saygın olabilmek bir ilk amir için. Saygın, sözünü dinletebilir, sözü geçen biri olabilmek. Kredibilite puanı gerçekten de %20'lerden %50'lere çıkmış. E doğal olarak çok daha az kaza yapacaklar değil mi? 2007-2009 arasında bu alanlarda çok ciddi gelişme. Bu gerçek bir istatistik bir müşterimizden. Evet, tam herhalde 1 saat 25 dakika kadar oldu Murat Bey. Evet. Telefonu yeni aldım ve çözemiyorum. Yani bağlanıyor bilgisayarım ama nasıl onu şey yapacağım çözemiyorum. Herkesten çok özür diliyorum dikkatlerini dağıttıysam. Ama ajandamın sonuna geldim. Soru ve cevap varsa veya sizin yorumlarınız varsa dinlemeye almaya hazırım. Tamam. Birkaç soru yönelten arkadaşlarımız olmuş. Onlarla başlamak istiyorum ben müsaade ederseniz. Şimdi Uğur Bey bir soru iletmiş. Demiş ki inşaat projelerindeki yani geçici süreli işlerdeki liderlik modeliyle sürekli işlerdeki endüstri tek kuruluşları demiş. Liderlik modeli arasında ne gibi farklar vardır demiş. Ne güzel. Bunu sorduğuna göre biraz da biliyordur. İsmi neydi katılımcımızın? Uğur Bey. Uğur Sur. Evet. İnşaatta yani mesela şimdi o bahsettiğim kaynak işlerinden sorumlu. Bütün neredeyse ilginç ülkeleri dolaşmış. Asya, Avrupa, Afrika. O formenimiz çok yetenekli biriydi. Fakat şöyle bir gerçek vardı. İnşaatta böyle bir gerçek var. Örneğin mesela Mardinli bütün ekip onun akrabası. Hepsi Mardinli. Ve onları iş bulan da o. İş bulan da o. Yani onların üzerinde inşaatta benim iş sağlığı iş güvenliği uzmanı, denetçisi falan olarak neredeyse hiç etkim yok. O onlara iş buluyor. Düşünsenize. O kabul etmezse benim dediklerimi hiçbir şansım yok. Fabrika böyle değil. Yani sürekli olan iş yerlerinde ön cephe çalışanın üzerinde daha fazla etkimiz var. Daha çok araya girebiliyoruz. Daha çok bağımsız ilişki kurabiliyoruz. Departman değiştirebiliyorlar vesaire. Ama bir elektrik formeni altındaki elektrikçilerle birlikte projeden projeye neredeyse bir anne baba çocuk gibi oluyorlar. O kadar yakınlar ki o bağı zorladığınızda büyük hata yapıyorsunuz. O yüzden orada ilk amiri kazanmadan ön cephe çalışanına saldırmak çok doğru bir şey değil. Ya da bir şey yapacaksanız, bir disiplin uygulayacaksınız veya bir şey öğretecekseniz önce ilk amirin icazetini alarak, onlara saygı göstererek, onları kazanmaya çalışarak yapmanız lazım. Hep iyi mi gidiyor? Hayır, hep iyi gitmiyor. Biz kazandıklarımıza bakıyoruz. Hatırlıyorsunuz bir önceki toplantıda şey demiştik. Yani ortalama 50 kişiden biri ne yaparsanız yapın toplumsal kurallara veya uyulması gereken prosedürlere uymama eğiliminde oluyor. Biz ne demiştik onlar için? Çünkü Scott Keller'in 50 temel ilkesi davranış odaklı güvenlik eğitiminde. Bırakın kendi haline, siz enerjinizi değişebilecekleri harcayın. O kişi eninde sonunda tamamı değişmekte olan dünyaya ayak uydurmak zorunda kalacak demiştik. Hatırlıyor musunuz? İnşaatta böyle bir şey var. Elektrik, yüksekte çalış, mesela işte demir, çelik işleri, çatı tavan işleri, kaldırma, sapanlama işleri, bunların her birinin formenleri ekipleri üzerinde sürekli işlere göre korkunç daha etkililer. Çok etkililer. O yüzden mesela BTC projesine yaptığımız SSL 1 ve SSL 2 çok iyi oldu. Onları kazandık. Onları kazandıktan sonra sahadaki varlığımız daha çok ciddiye alınmaya başlandı. Arkadaşlarımızın varlığı, öğretileri çok daha fazla ciddiye alınmaya başlandı. Teşekkürler Sunay Bey. Ben hemen diğer soruya geçeceğim. Katılımcımızın ismini göremiyorum. Zannediyorum cep telefonundan falan katılmış. Hocam kredibilite kısmında iş dışında görüşüyorsak orada disiplin olmayabilir dediniz. İş arkadaşlarımızla veya ekip içinde görüşmemek mi daha makul sizce? Eğitimle bu sağlanabilir dediniz. Nasıl bir eğitimdir bu ve kim tarafından verilmelidir demiş. Şimdi değerli arkadaşlar Murat Bey, tabii ki iş dışında ben de görüşüyorum ekibimle. Ama işle arkadaşlığı karıştırmadığımı biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Çünkü geri bildirim veriyorum. Eğer arkadaşlık çok derinleşti ve siz sahada, fabrikada, inşaatta geri bildirim vermiyorsanız o zaman olmaz. Yani derin bir arkadaşlık ve paylaşım ve ama bunu kaybetmemek için de
gündüz ya da işte ne bileyim vardiyanızda konuşmamak, kalp kırmamak için. Bu ikisi zehirli karışım. Yoksa kimseye biz dışarı çık, samimi ol demiyoruz. Yapın ama lütfen saygınlığınızı koruyarak yapın. Bunu belirtin. Ben sizi çok yakın olabilirim. Sizinle sırlarımı paylaşıyor olabilirim. Sizler benimle sırlarınızı paylaşıyor olabilirsiniz. Ama iş başka. İş başka. İşte benim amacım sizi korumak. Şirketin prosedürlerini, üretimini, mal varlığını, maliyetlerini korumak. Buralarda ben arkadaş olamayabilirim sizinle diye uyarmak. Bunu yaparlarsa eğer ilk amirler veya buradan dönerlerse, o hataları ben de yaptım bu arada. Yani ben de yöneticiliğimin ilk yıllarında bu hataları yaptım. Ekibimden bir iki kişiyle çok samimi oldum. Çünkü kafalarımız uyuşuyordu. Bilgi birikimimiz bir şekilde denk geliyordu. Sonra baktım onların kalbini kırmaktan o kadar çekiniyorum ki gerçekten vermem gereken şeyi söyleyemiyorum. Şimdi öyle tesisler var ki bizim mesela kapanan güneyde Ataş rafinerimiz vardı. Şimdi lojman var. Tüpraş öyle, Ataş öyle. Yani yanda lojman var. Senelerdir komşuluk ilişkileri gelişmiş. İnanılmaz tehlikeli endüstriyel tesisler bunlar. Ama geldiklerinde şeye, rafineriye geldiklerinde hepsi çok iyi eğitim almışlar bu konularda. Bambaşka bir şekilde davranıyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu biraz o şirketin de kültürünün de desteklemesi gereken bir şey. Arkadaşlık, dostluk, yakınlık hiç sorun değil. Ama dikkat. Dikkat. Çok paçayı kaptırmamak lazım. Ciddi ve saygın biridir dedik. Değil mi? Eğer bugüne kadar ben de hata yaptım. Ciddi ve saygın olmayı kaybedip ardından öğrenip ders alıp bir sonraki takımımda daha ciddi, daha saygın oldum. Ama buradan da kurtarmak mümkün. Ben bir karar aldım diye önemli bir konuşma yapabilirsiniz bir yemekte. Ben bir karar aldım. Bu kararım şöyle şöyle. İşle ilgili bazı şeyler kaybettiğimi fark ettim. Hem kişisel olarak hem verimlilik anlamında. Dolayısıyla bundan böyle ben hep arkadaşımızın aynı samimiyetteyim ama sizi kırmamak adına bir sürü şey söylemiyordum. Halbuki ayrı şeyler, iş başka. Böyle anlayabilecek misiniz beni? Böyle lütfen böyle değerlendirir misiniz beni diye bir konuşma yapmış lazım ilk amirim. Arkadaşını kaybetmek istemiyorsa. Ama bundan dolayı da arkadaşlık kaybediyorsa, doğru söylediği bir şeyden dolayı da o arkadaşlıktan da ben çok şüphe ederim. Değil mi? Haklıysanız kırılmaması lazım arkadaşınızın size. Evet, burada hemen ben de küçük bir yorum yapayım. Eğer kırılıyorsa belki burada farklı bir beklentiye dayalı bir ilişki olabilir. Dolayısıyla hani burada aslında ilk bu serinin ilk konusu disiplin konusuyla da biraz bağlantılı. Doğru. Yani burada sonuçta işle iş dışı kısmı birbirinden ayırabilmek son derece önemli. Ki eğer ayıramıyorsak da zaten o zaman bu hani bambaşka noktalara gider, bir yerde dur demek. Yani sonuçta bizim işimiz yani şey değil, hayat memat işi ya. Yani burada nasıl karıştıracağız ki? Karıştırmamalıyız zaten. Hayat memat. Evet. Evet. Yani bazen şey olabiliyor. Karşımızdaki özellikle hani iş sağlığı güvenliği alanında çalışıyoruz. Ben de yaklaşık 20 yıllık bir çalışma hayatım oldu iş sağlığı güvenliği konusunda. Karşımızdaki iş yapan insanlar samimiyetin neticesinde bazı iş sağlığı güvenliği ile ilgili uymadığı kuralları müsamahayla karşılamamızı bana bekleme. Niye müsamaha etmiyorsun? Senle ben sana evet. Ben bu kadar iyi davranıyorum. Evet. Mesela ben özellikle tavsiye ederim ilk amirlere özel işlerini ekiplerinden birine yaptırmasınlar. Evet. Şimdi özel iş mesela ailenizle ilgili, kendinizle ilgili bir özel işi yaptırıyorsanız siz de bir şey yapın. Karşı bir özel iş yapın. Ama devamlı ekibinize özel iş yaptırıyorsanız o zaman kredibiliteniz düşer tabii. Saygın ve ciddi olmak demek özel işini yaptırmamak demek. Yaptırıyorsan sen de yani sen ona bir kahve getir bana dediysen değil mi? Siz de ona bir kahve getireceksiniz ki ödeşesiniz. Ama böyle devamlı borçlanıyorsanız özel işinizle ilgili ciddiyet, saygınlık, geri bildirim hepsi zorlaşır. Kesinlikle hocam. İsterseniz bir sonraki soruya geçeyim ben. Biraz daha spesifik bir soru gibi hani biraz daha şey yapabilir. İş güvenliği konuşmaları ile işbaşı konuşmaları biraz daha açılabilir mi? Demiş tabii. Bir arkadaşımız Vedat Bey. Şimdi bu işbaşı konuşmaları Türkiye'ye petrokimya sektörü tarafından ve endüstri inşaat sektörü tarafından getirildi.
80'lerle birlikte gelmişler. Ondan sonra 90'larda biraz yaygınlaştı. 2000'lerde iyice ortaya çıktı. Şimdi herkes bu nedir falan diye yapıyor. İyi kötü yapanlar var. İşte ben görüyorum LinkedIn'de bir fotoğraf. İşte 24 Haziran işbaşı konuşmamız. Nasıl bir konuşma? Katar'da bir yerde 100 tane işçi toplanmış. Bir kısmı da sabahın erken saat diğerinin omzunda böyle uyuyor. Ve birisi böyle tepe bir yere çıkmış, bir iskelenin tepesine. Oradan anlatıyor. Arkadaşlar, elektrik tehlikeleri falan. Şimdi buna işbaşı konuşması diyorlar. İşbaşı konuşması bu değildir aslında. Yani herkes toplanıyor. Halbuki işbaşı konuşması birkaç çeşittir. İşbaşı konuşması ya da toolbox talk şöyledir. Mesela Ramazan ayı, Arabistan'da inşaat yapıyorsunuz. Hava aşırı sıcak. Konu dehidrasyon. Yani vücudun susuz kalması, su molaları. Yani o günün faaliyetiyle, o günün tehlikesiyle veya yakın bir kazayla ilişkili olması lazım işbaşı konuşması. 10 dakika, 7 dakika, 8 dakika, 5 dakika gibi olabilir. Çünkü işi de engellediği durumlarda rahatsız oluyorlar. Mutlaka dar gruplarla yapılır. Yani ideali 10-12 kişidir. Herkesin birbirinin yüzünü ve mimiklerini görebildiği bir ortamdır işbaşı konuşması. Anlatabiliyor muyum? İş güvenliği konuşması ise günün saati çok önemli değil. Birebir oracıkta hemen spot bir konu üzerine iş güvenliği konuşmaktır. Mesela risk değerlendirme görevleri vardır. Görevlerini bitirip teslim etmişlerdir. Tutup şöyle demektir. Yani sizce biz risk değerlendirmesine iyi bir katkı sağladık mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Her şeyi gördük mü, bulduk mu? Yani bu durup dururken iş güvenliği konuşmaktır. Anlatabiliyor muyum? İşbaşı konuşması biraz daha strüktür, yapısal, günün tehlikelerine, ayın, mevsimin tehlikelerine odaklanan, geçmiş kazalara daha çok odaklanan, illa bir takvime bağlı olması gerekmemekle birlikte düzenli yapılması gereken bir şeyken, iş güvenliği konuşması her an, her saat canlı, iş ilk amirin istediği konuda, istediği kişiyle birebir veya toplu, ikiye bir, üçe bir yapabildiği çok daha serbest bir formattır. Hangisi daha çok? İşbaşı konuşması günde bir tane veya vardiya başına bir taneyken iş güvenliği konuşması günde 6 kere, 7 kere, 5 kere, 3 kere yapabilirsiniz. Bir meseleyi konuşmak. Böyle tarif edebilirim. Çok teşekkürler. Devam ediyorsunuz herhalde. Ben mi? Bir şey söyleyeceksiniz diye düşündüm. Böldüm. Tamam. Şimdi Salim Bey bir soru sormuş. Soru çok kısa ama cevabının çok uzun olduğunu düşündüğüm bir soru. İlerleme göstermeyen ilk amirler için nasıl bir yol izlememiz lazım demiş. Evet. Soru oldukça kısa. Kesinlikle. Yani bu daha önceki şeyde de konuşmuştuk. Bu mesleğin babaları. Tom Krause ve Scott Geller. Yani iş sağlığı iş güvenliği destekleyen sistemler dediğimiz. Kültür geliştirme, davranış odaklı güvenlik yönetimi, liderlik geliştirme, ortak kademe geliştirmenin babaları. Bu insanlar hep aynı şeyi söylüyorlar. Başınıza bela. Ne yaparsanız yapın değişmeyen. Bir kişi ile ilgili enerjinizi oraya harcamayın diyorlar. Fakat çok kritik bir aktivite yapıyorsa, kazalar oluyorsa, olmaya devam edeceğini düşünüyorsanız bu artık disiplin alanı. Bu kişiyle ilgili mutlaka yukarıyla üst yönetimle konuşmanız lazım. Zorluk şurada, özellikle ilk amirleri ne yaparlarsa yapsınlar işten atmak istemiyorlar, işten göndermek istemiyorlar. O kadar özel bir yeteneği o kadar uzun dönemde geliştirmiş ki büyük bir kayıp olacağını düşünüyorlar. O yüzden burada tabii ki konuşmak, anlatmak, söylemek, uyarmak, yazılı ihtar, disiplin komitesi, savunma. Ondan sonra ne yapacaksınız? O merdiveni, disiplin merdivenlerini uygulamak lazım. Ama çok tehlikeli olmayan bir alandaysa, yani yaptığı iş itibariyle tehlike yaratmıyorsa, fakat bir geçimsizlik varsa, o geçimsizliğin kökünde ne var? Bazı insanlar bazı insanlarla anlaşamaz. Hani bir örnek vereyim mesela. Çok kibar, atıyorum, beyefendi, her şeyi böyle düzgün yapmaya çalışan, titiz, tane tane konuşan falan filan biriyle acayip hedef odaklı, çok matematik düşünen, analitik biri anlaşamayabilirler. Aldınız mı eğitim bilmiyorum ama insanların
tipolojileri var ve bu tipolojilerden bazıları anlaşamıyordu. Anlaşmazlığın nereden kaynaklandığını mutlaka insan kaynaklarına danışın. Yani anlaşmazlığımız kişisel bir anlaşmazlık mı? Ben senden hoşlanmıyorum, sen benden hoşlanmıyorsun. Hadi bizim Türkçe'de şöyle diyor, sana gıcık oluyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi gıcık oluyor, bana bir kötülük yapmadın ama yani ben hoşlanmıyorum senin tavır, tarz ve hareketlerinden. Sahte kibarlığından. Kibarlığı sahte buluyor olur mesela birisi. Birisi de çok kaba buluyor olur öbürünü. İkisi de kötü değildir aslında. Ama birbirlerine o kadar farklı şekillerde aynı konuya yaklaşırlar ki sahte bulurlar birbirlerini. Veya biri diğerini kaba bulur. Dolayısıyla bunu bilenle çözmek lazım. Kişisel bir sorun değilse arkadaşlar, sorun. Yani bizim İSG uygulamamızla ilgili bir sorunsa, ona katılmıyorsa bir türlü, o zaman disiplin merdivenlerini çıkacağız. Başka çaremiz yok. Elimizden geleni yapacağız. Yine de şirket, ya haklısın ama hani biz o Ali'den işte yani devam edecek. Başka çaremiz yok. Yani bunda da yapılacak şey çalışanlarını sürekli eğitmek. Yapacak bir şey var mı? Üst düzeyle devamlı çalışmak. Hani kendisinin etrafını çevirmek. Belki kendisine çok temas edip yorulmak yerine, değil mi? Devamlı strese girmek yerine. Bir de kazanabileceklerimle uğraşmak. Yani zamanımı ben buna vermemeliyim, kafamı buna takmamalıyım. Çünkü bu sefer ne oluyor? O kişisel anlaşmazlıklar bizim meslektaşlarımızı öyle yoruyorlar ki bir kısmı 3 gün, 5 gün çalışamaz hale geliyor. Bir kavga ediyor, bir tartışıyor. Gitti, uyku gidiyor, şey gidiyor. Yani buralardan çok etkilenmemek lazım. Anlatabiliyor muyum? Etkilenmemeyi başarmak lazım. Onun da yöntemi başarılı olabileceğiniz kişilerin üzerinde daha iyisini elde etmek. Bunu da ben söylemiyorum. Tom Krause ve Scott Gerard söylüyor. Teşekkürler Nuri Bey. Bir sonraki soruya geçiyorum. Şahap Bey bir soru iletmiş. İş sağlığı güvenliğinde iş kazalarının önlenmesine ilk hamileleri büyük, büyük görev düşmektedir. Önemli olan bunun farkında olmalarıdır. Karakola, mahkemeye çıkacak olan kendileri olduğu halde bunun farkında olmayan, bilakis üretime odaklanan çok formen görüyoruz. Bu konuda yorumunuz var mıdır diye. Ama bütün sunum bununla alakalıydı zaten. Evet yani aslında. Bunun cevabı, Şahap Bey'i de çok iyi tanıyorum. Çok da meraklıdır, iyidir. Erdemir'e de selamlar. Şahap Bey, bütün sunum bunun cevabı aslında. Ve bunun sebebi formenlerimiz okullardan mezun olurken, meslek okullarından, liselerden, ilkokullardan, ortaokullardan mezun olduklarını bunları bilmiyorlar. Çalışkanlıkları ve disiplinleriyle formen oluyorlar. Bilmiyorlar. Önce öğretmek. Yani bak, bu budur, bu budur. İş sağlık güvenliği öğretmek değil ama davranış öğretmek, iletişim öğretmek, geri bildirim vermeyi öğretmek. Anlatabiliyor muyum? Şu saygın olmayı öğretmek. Bunları bilmiyorlar. Ne suçları var? Hiçbir suçları yok. Kimse öğretmemiş ki. Ya bırakın onu, bizim üniversite mezunu seviyesinde, yüksek lisans seviyesinde, doktora seviyesinde bunları bilmeyen çok arkadaşımız var. Bilmiyorlar, öğretmemişler. Ülkemizde bunlar öğretilmiyor. Bizim biliyorsunuz ABC sınıfı şeylerinde de öğretilmiyor. Yani iş sağlığı iş güvenliği uzmanlarımıza öğretilmiyor. Cebellileşiyorlar, uğraşıyorlar, ağızları yanıyor. 5-10 senede anca böyle hayal meyal anlıyorlar. Ne yaparsam eğer saygın biri olurum. Ne zaman üst düzey yönetime sesimi duyurabilirim. Çok zorlanıyorlar. Çok zaman kaybediyoruz ülkece. Ben bakanlığımıza çok seslendim. Tekrar sesleniyorum. Şu kurslarımıza ne olursunuz? Yöneticilik becerileri. İSG uzmanları ve doktorlarımız, iş yeri hekimlerimiz de öyle. Uğraşamayınca geri çekiliyorlar. Bu sefer bizim aramız bozuluyor hekimlerle, iş güvenliği uzmanları. Kopuyorlar, beraber çalışamıyorlar. Her iki grubun bu tip bir yaklaşıma ihtiyacı var. Ve yani İngiliz-Amerikan sistemlerini bildiğim için ve onların eğitim merkezleri olduğumuz için NEBOŞ'un içerisinde, AYOŞ'un içerisinde çok ciddi işleniyor bunlar. Yani nasıl konuşursan dinlenirsin, nasıl saygınlık edersin, nasıl bir teklifle gidersen üst düzey yönetime ilk amir olarak örneğin istediğini alırsın. Parayı, pulu, zamanı neyse işte. Yani neyi kanıtlayacaksın? İşte return of investment, ROI hesapları. Yani bir yere otomasyon kuracaksan o ROI hesabını endüstri mühendisleri, fabrika müdürleri, işletmeciler yapıyor. Bizim İSG yöneticilerinin, doktorların ROI hesabının haberi yok. Halbuki ROI hesabının içinde bir sürü yanlışlık yapıyorlar. Yani ben buraya bir otomasyon kurarsam ne kadar zamanda para bana geriye döner diye hesaplıyor, 12 yıl çıkartıyor. Bir dakika, beraber açıp bakıyoruz.
Abicim sen bunu hesap etmemişsin. Bu kaza şeyini yanlış girmişsin. Burada bir şey olursa şu kadar paramız gitti ne yapacağız? Ne oldu? 7 yıl ayıydı. 7 yılda üst düzey yönetim o operasyonu imza atacak. 12 yıl çıkıyor imza atmıyor. O yüzden arkadaşlarımızın gerçekten de bu yeteneklerinin sadece ilk amirler için konuştuk ama bizlerin de yani meslektaşlarımızın hepsinin bu yeteneklerinin kurslarda, temel kurslarda biraz tamamlanması gerekiyor. Benim fikrim bu. Teşekkürler Nur Bey. Şahap Bey'in bu sorusuna ben de küçük bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi Şahap Bey demiş ki karakola mahkemeye çıkacak olan kendileri olduğu halde bunun farkında olmayan üretim odaklanan çok farmadan görüyoruz demiş. Şimdi burada hemen şunu söyleyeyim. Gerçekten bu işin sonunda sorumluluğunun olduğunu farkında mı değil mi? Bundan emin olmak lazım. Ve bu özellikle büyük iş yerlerine bu sorumlulukları dağıtmak için çalışmaların yapılması lazım. Yani iş yerinin büyüklüğüne göre bunların tanımlanması ve devamlı sadece tanımlamayla kağıt üstünde bırakmayıp bunları aynı zamanda eğitimlerle bu kişilere anlatmak gerekiyor. Aksi durumda hep nedir karşılaştığımız şey? Burada işverenlerimiz var, işte yöneticilerimiz var şu an seminerde bizi dinleyen. Bununla birlikte sağlık güvenlik profesyonellerimiz var. Biliyorsunuz herhangi bir iş kazası olduğunda, ciddi bir iş kazası olduğunda ilk etapta işveren vekili ve iş güvenliği uzmanı gel bakalım deniyor. Dolayısıyla burada ne kadar bu sorumluluğu dağıtırsak ve herkese bu sorumluluk bilincini ne kadar aktarırsak devamında meydana gelebilecek bir iş kazasında o kadar sorumluluğu dağıtırız ama daha önemlisi ise bu sorumluluğu önceden dağıttığımız için bu iş kazalarını önlemiş oluruz. Yani diyoruz ya şimdi nedir? İşte çok basit örnek vereyim aslında kişisel koruyucu donanım örneği çok belki doğru bir örnek değil ama kişisel koruyucu donanım şimdi deniyor ki işveren olarak sen kişisel koruyucu donanım kullanıldığını takip etmek zorundasın. Sadece vermiş olman yetmez diyor. İşveren tek başına bunu iş yeri içerisinde dolaşarak herkes tek tek kontrol edemez. Bu sorumluluğu ne kadar aşağıdaki alt yöneticilere, ilk kademe amirlere, departman sorumlularına ne kadar bu sorumluluk bilincini dağıtır, aşılarsa o kişisel koruyucu donanımının kullanılması veya herhangi bir sağlık güvenlik kuralına uyulmasının takibi o kadar mümkün olur. Dolayısıyla öncelikli olarak bu sorumlulukları dağıtıp bunun herkesin sorumluluğunun farkında olmasını anlatabilmemiz lazım ki bu davranışın temellerini oluşturmuş olalım diye düşünüyorum. Bu dediğinize bir örnek, çimento endüstrisi işverenler sendikası. Tüm çimento fabrikalarında mesela ben bilmiyorum hala sürüyor mu ama saha sorumluları diye bir konsept geliştirdi. Birçok fabrika da bunu uyguladı. Yani saha sorumluluğu şöyleydi. İlk amirler arasından bu işlere ilgi duyan, bu tip yetenekleri konusunda diğerlerine göre biraz daha iyi gözükenlerden İşte aralarında belki maaş ve şey olarak pozisyon olarak bir fark olmamak kaydıyla saha sorumluları belirleniyordu. Bu saha sorumluları da yani mesela 3-5 tane ilk amirin olduğu bölgenin iş sağlığı, iş güvenliği anlamındaki sorumlusu oluyor. Bazen bunu bazı şirketler para, performans, terfi veya bir ara kademe olarak koyabiliyorlar. Bazen de gönüllülük esasına, bazen de iki ismin arasında bir yerde konumlandırabiliyorlar. Bu şirket yönetiminin tabii ki sizin uyarınızla tetikleyebileceği bir şey olabilir. Çok teşekkürler. Hemen bir diğer soruya geçiyorum. Sinan Bey sormuş. Ha, buyurun. Biraz yaşça saygınlık açısından sorunu olmaması lazım sağ sorumluların. Yani saygınlık yeteneklerinin olması gerekiyor. Evet, yani yaş, Çünkü duruş. bu sefer öbürleri şey diyorlar. Yani hepimiz iyiyiz ama niye İşte Nuri'yi seçtim. Evet, kesinlikle. Aranda bir şey mi var falan nedir? Yani. Evet, bunların olmaması lazım zaten. Bunlar varsa gerçekten ciddi soru işaretleri. Şimdi Sinan Bey bir soru sormuş. İş yerinde ilk amirlerin gelişmesi gereken 7 faktörü ölçerken kullanılacak hazır bir anket var mıdır? Sadece çalışanlarla görüşerek mi elde edilir bu veriler demiş. Var tabii ki bizim bir surveyimiz var. Ama bu survey o kadar yoğun senelerin çabasından sonra o sorular oluşturulmuş ki biz ancak hani
Bunu paylaşamıyoruz. Bunu paylaşma iznimiz yok. Çünkü ciddi bir database var. Yani o bilgi biriktirilmiş, biriktirilmiş, biriktirilmiş. İnsanlar çalışmışlar. Oradan bir know-how elde etmişler. O know-how'dan da üretim yapıyorlar. Dolayısıyla ama işte aslında bu 7 başlık bile çok anlatılmıyor ama hani ben riski alıp anlattım. Onun da daha detayına bugün giremiyorum. Çok üzgünüm. Fakat bu filmi tekrar seyrederseniz ben yani işte kıyas yapamazsanız da bir anket çıkarabileceğinizi düşünüyorum. Biz zaten yayınlayacağız Nuri Bey, biliyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız sormuşlar seminerleri yayınlayacak mısınız diye. Cevaplamıştım yazılı olarak da ama buradan evet. Da iletim. İstanbul Sanayi Odası YouTube hesabında geçmiş seminerlerimizin bir kısmı yayınlandı. Tabii biz çok fazla seminer düzenledik, uzun süre yayınlamadığımız için şimdi ben tamamını bizim ilgili arkadaşlara ilettim. Bunların tamamını düzenleyin ve yayınlayın dedim ama zaman alıyor. Bir kısmını yayınladılar. Peyderpey de düzenlemeleri yaparak yayınlamaya devam edecekler. Bu tüm seminerler burada yayınlanmış olacak. Sadece birkaç tane yayınlayamayacağımız seminerimiz var. Onun haricinde tümünü yayınlayacağız. Önümüzdeki günlerde hepsini göreceksiniz. Kolay bir şey değil. Bir filmi alıp, bir kaydı alıp edit etmek. Mesela evet. Telefonlar geldi ya, onları kesmek zorunda ajans. Öbür türlü çok kötü olur. Yani İstanbul Sanayi Odası'nın yayını bu yani. Kim bilir nerelerde seyredilecek. Dolayısıyla bu edit süreci uzun sürüyor. Ama arkadaşlarımız sabırlı olurlarsa Murat Bey titiz ve takipçi kişiliği gerçekten takdire şayan biri. Ben eminim İSO'nun web sitesinde hepsini bulabileceksiniz bu zamanda. Teşekkürler Murat. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aslında çok benzer bir soru gelmiş. Bazı hamilelerin kendi konfor alanları var ve çok müdahale ettirmek istemiyorlar. Özellikle iş sağlığı güvenliği kültürüyle ilgili kendisinin inanmadığı ya da inanmak istemediği hususlar çok oluyor. Bu tarz amirleri kendi tarafımıza nasıl çekebiliriz demiş. Konfor alanı sorun değil mi? Evet, evet. Yani konfor alanına müdahale ettirmek istemiyor. Hepimizin sorunu. O sadece ilk amir ama ilk amir kritik bir kişi iş sağlığı iş güvenliği açısından. Yani ben evdeki konforumu da bazen bozmak istemiyor olabilirim değil mi? Veya bir tatilimden vazgeçmek istemeyecek olabilirim. Ama kimse zarar vermiyorum. İlk amirin iş sağlığı, iş güvenliği aleyhine olabilecek konfor alanını aşırı koruma isteği kendisiyle konuşulması lazım. Evet. Demin disiplin için ne dediysek aynı şeydi. Yani oturup konuşmamız lazım. Sen böyle yapıyorsun. Belli rahatlıklar, belli şeyler elde ediyorsun ama yani burada bu şirketin kuralları ve prosedürleri var deyip oturup konuşmak lazım. Bu işin sırrı şu. Tek başınıza konuşuyorsanız iş sağlığı, iş güvenliği yöneticisi olarak, sorumlusu olarak çok zayıf kalıyoruz. O yüzden önce üretim müdürüne veya onun üstündeki amire veya yukarıdan insan kaynaklarına veya bunların hepsine birden konuyu götürüp onlarla birlikte kendisiyle konuşmakta fayda var. Önce tek çözemiyorsanız yukarıdakilerle birlikte bir strateji içerisinde konuşmakta fayda var. Ben olsam öyle yaparım. Teşekkürler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Tüm bu işlerde insan kaynakları departmanı olan, bu işlere ilgi gösteren şirketler şanslı. Çünkü insan kaynakları fonksiyonu eğer düzgün yürütülüyorsa, yani insanların kariyer gelişimleri, eğitimleri, iş sağlık güvenliği dışındaki performansları düzgün ölçülüp, işte düzgüne yakın ölçülüp ilginç eğitimler veriliyorsa, bu şirketler de İSG İş Sağlık Güvenliği uzmanı arkadaşlarımızın mutlaka bu departmanlarla işbirliği yapmaları gerekiyor. Yoksa dışarıdan danışman alabilirler geçici olarak. Yani biz mesela çok büyük bir şirket değiliz ama mesela diksiyon eğitimine ihtiyacımız olduğunu düşündük. Tiyatro sanatçısı Can Gürzap'ın diksiyon kursları var. Bir takım güzel Türkçe konuşma, retorik diksiyon kursları var. Beraber oturduk, karar aldık. Dışarıdan o eğitimi bir gün hepimiz alacağız. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra geri bildirim alma eğitimi aldık. Yabancı ortağımızdan rica ettik. Aldık. Yani bunları İK departmanı yok. Dışarıdan ilk amirleri aldırabilirseniz, bak siz, onları sizin için de bir şey yapıyorum. Bakın bunu alıyoruz diyebilirsiniz. Koçlarımız var. Koçlarla çalışabilirsiniz. Bu koçlar gelip hem eğitimi verip hem de sahada iş sağlığı iş güvenliği anlamında bunu yapabilirler. Kendi başınıza değil ama
o biraz fazla yüklenmek olur. Ha ben çok saygınım, çok sözüm geçiyor, ben yaparım diyorsunuz, harika. Ama tekrar etmek gerekirse şirketten kuvvetli bir kimliği yanınıza alarak iki kişi olmak en iyisi. Teşekkürler Merve. Şimdi bir sonraki soruya geçiyorum. Eylem Hanım yazmış. Eylem Hanım diyor, lütfen beyefendi ise kusura bakmasın. İş sağlığı güvenliği katılımını artırmak adına sadece amirler değil de çalışan personelleri önce olarak katarak günlük sabah ekip konuşmalarında, toplantılarda fikirlerini, önerilerini almak, İSK katılımını, kültürünü artırmada yardımcı olur mu? Tabii. Yoksa sadece amirler mi öncelik yapmalı demiş. Yok, hayır hayır, kesinlikle bu harika. Yani cevap zaten sorunun içinde gizli. Eylem Hanım ya da Bey çok doğru söylemiş. İlk amirler az yapıyorlar bunu. Onu arttırmak lazım. Çalışanlardan gönüllü çıkıyor. Ona da devam. Yani ne kadar çok iş güvenliği iletişimi, o kadar az kaza. Bu kadar basit. Ne kadar çok iş güvenliği iletişimi her seviyede, o kadar iyi maruziyet kontrolü. Dolayısıyla çalışanlar tabii ki ama hani bugün konumuz ilk amirler olduğu için biraz onu konuştuk. Teşekkürler. Şimdi Cuma Bey bir soru sormuş. İlk amirleri kazanmak konusunda üst yönetimin etkisini değerlendirir misiniz? Üst yönetimin iş sağlığı güvenliği konusunda istekli ve kararlı duruşu karşısında ilk amirlerin direnç göstermesi mümkün müdür? Mümkünse ne kadar olabilir demiş. Yani dediğim gibi şimdi yani insanlara çok bağlı olmayan, otomasyonun kuvvetli olduğu, mekanize üretimin yapıldığı sektörlerde çok üst düzey bir yazılım veyahut da bir işte ne bileyim robot donanımı bakımı falan konusunda çok büyük bir uzmanlığınız yoksa o şirketin kural ve prosedürüne uymak zorundasınız. İş sağlığı işgaline dahil olmak üzere. Ama eğer orta modern, orta klasik bir üretim yapıyorsunuz ki Türkiye biraz öyle. O yüzden ara malı ithalatında da biliyorsunuz cari açık oradan oluşuyor. İnanılmaz bir ara malı ithalatı yapıyoruz. Yani dünyadan bir takım ham maddeleri alıyoruz. Bazı makineleri alıyoruz. İnsan gücünü koyuyoruz. Bazı kimyasallar koyuyoruz. Bir şeyler üretiyoruz. Yani Türkiye biraz Türkiye sanayisi biraz böyle. Dolayısıyla bu orta modern veya orta klasik dediğimiz bantta ilk amirler dünyadakinden biraz daha farklı olarak çok eskiden beri orada çalışıyorlar ve değiştirilmeleri üst yönetimin desteği olmadan çok zor. Yani bir kulağından girer öbür kulağından çıkar. Çünkü sizden önce de öyle olmuş. Mesela bir TPM programı denenmiş, oturmamış. Bilmem ne yapılmış, olmamış. İşte Gemba yapalım denmiş, öğretmişler falan. Birileri bir şeyler yapmaya çalışıyor ama o klasik üretim geleneğini bir türlü bırakamıyor. Böyle bir grup var. Eğer bu grupta bir şirkette çalışıyorsanız en üst düzey yöneticiyle konuşmanız lazım. Üretim müdürü bile yetmiyor. Patronla konuşmanız lazım. Aile şirketiyse. Patron, dünya değişiyor ama konuşamıyorlar. Konuşamıyoruz, göremiyoruz bazen. Ne yapıp yapıp bir mail yazmanız lazım. Bir mektup yazmanız lazım. Bu konularda iyi önce tabii ki 100 tane şey yazmıyoruz. Şimdi burada da bizim ne boş kurslarında mesela diyoruz ki belli bir önemli riski yukarıya anlatırken bunu tedavi etmek için kullandığın ve risk kontrol hiyerarşisine uygun çözümünün kalite, verimlilik kazançlarını da lütfen belirt. Ve ISO 45001 de ne diyor? Bir riski bertaraf ederken kazançlarını belirt diyor. 45001'in 18001'den farklarından bir tanesi de bu. Kazançlarını belirterek o riski bir şansımız var. Yani biz bunu tedavi ederken bunları da kazanacağız. O en üst düzey yönetimle konuşmaktan çekinmeyin. Şimdi şöyle şeyler oluyor. Fabrika müdürü veya üretim müdürüne gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle böyle bir 3 tane sorunum var. Bu 3 sorunu ben 1-2 ABC böyle çözmek istiyorum. Başka sorunlar da var ama bunlar öncelikli sorunlar. 1-2-3, 2 madde, 3 madde. Bu konularda sizden destek istiyorum. Oturup ciddi ciddi bunu yazmanız gerekiyor. Üzerinde hatta yazıp çalışmanız gerekiyor. Böyle yazıp bitirmek değil. Süpürücü bir genelleme yapıyorum tabii ki. Bazı yönetici hemen kabul ediyor ve hemen destek sağlıyor. Ama çoğunluk
düşünmek zorunda kalıyor. Bütçe büyükse yukarı danışıyor, finansla konuşuyor. Yani onların elini kolaylaştırın bunları desteklemek konusunda. Eğer ilk amirlerle ilgili bir programsa söz konusu olan şey, ne yapacağınızı düşünün. Bu bir eğitim ve koşu programı mı? Sadece eğitim mi? Saha denetimi var mı içerisinde? Hani dizayn edin programınızı. Üzerinde düşünün, danışın. Ardından gidin deyin ki buradan büyük bir kazanç elde edeceğiz. Kazancımız sadece iş sağlığı güvenliği olmayacak. Bence orada yapılacak tüm inovasyon çalışmalarında fikir vermeleriyle falan üretime de verimliliğe de şöyle şöyle katkı sağlayacaklar derseniz o zaman üst yönetimin sizi dinleme, dinlediklerini yapma, hayata geçirme, aksiyoner olma huyları değişiyor. Ki bu sıkıntı tüm dünyada var. Ki OŞA ve NEBOŞ eğitimlerine üst yöneticiyi kazanmayla ilgili bir bölüm ve sınava da ek koymuşlar. Onu düzgün yapamazsanız NEBOŞ sınavından kalıyorsunuz. Geçemiyorsunuz. Yani benim tavsiyem bu. İletişime geçmek. Cesur olmak. Evet. Çok teşekkürler. NEBOŞ dedik, bir arkadaşımız şeyi sormuş. NEBOŞ eğitimlerinin bir geçerlilik süresi var mı demiş. Yok. Yani tamamen konu dışı olduğu için. Yok değil. Kısa cevap. Geçerlilik süresi yok. Bir kere sertifikalandırıldığınız zaman OŞA da öyledir. Amerikan OŞA da öyle. Benim bildiğim kadarıyla. Hayat boyu o sertifikaya sahip oluyorsunuz. Çok teşekkürler. Şimdi evet. Süremizin sonuna geldik. Son bir soruyla bugünkü oturumu artık kapatalım istiyorum. Ahmet Keser Bey bir soru sormuş. Tabii hala çok sayıda sorumuz var ama zamanın sonuna geldik bu nedenle. Ve genel anlamda baktığım zaman da sorular genelde birbirine benzer nitelikteki sorular. Bu nedenle henüz bakmadığımız, okumadığımız, cevaplamadığımız soruları da bu süreçte cevapladığımızı düşünüyorum. Şimdi Ahmet Bey şöyle bir soru sormuş. İş sağlığı güvenliği organizasyonunu sağlamak, bunu tanımlı hale getirmek ve sorumluluk paylaştırma noktasında nasıl bir yol izlemeliyiz demiş Ahmet Bey. Buna siz de bence çok güzel cevap verirsiniz. yani siz bir isterseniz veya ben kısaca cevaplamaya çalışıp sonrasında siz... Bir şey söyleyebilir miyim izin verirseniz? Tabii ki. Şimdi arkadaşlar ister konu iş sağlığı iş güvenliği olsun, ister işletmecilik olsun, ister tarım olsun, ne işle uğraşıyorsak uğraşalım. Mesele bir piramit biliyorsunuz. Ben tabii iktisat işletme okuduğum için bize bunları okulda gösterdiler. Ama mühendislik okuyanlara veya farklı bilimlerde okuyanlara göstermiyorlar bunları, anlatmıyorlar. Şimdi bir iş yapacaksanız iş vizyonla başlıyor. Vizyon 5-6 satır bir cümle. Eğer iş sağlığı, iş güvenliği anlamında şirketin, kurumun bir vizyonu varsa 5-6 satır. Yani biz bunları biraz iddialı olmalı. Bir gelecek görüntüsü sergilemeli. Yani tesisimiz veya fabrikalarımız şöyle olacak. O yüzden biz bunu başaracağız, bunu çalışacağımızı istiyoruz. 5 satır. Sonra ne geliyor? Politika. Arkadan politika bir sayfa veya 2 sayfa. Yani bu vizyonu elde etmek için gerekli alet, araç, edevat, insan, tedarikçi vesaire. Kanun, kural, prosedür neyse o 1,5 sayfa yazıyor. Sonra yani İSG organizasyon, insan organizasyonu dediğimiz bu amaçlara hizmet etmek için bu amaçlar belli ya şimdi artık ne yapacağımız, nasıl yapacağımız. Şimdi human organization geliyor yani insan organizasyonu kaç kişi lazım? Bu kişiler nerelerde konumlandırılacaklar? Yetenekleri ne olacak? Ne kadar bütçemiz var? Değil mi? Ondan sonra değişimlerimiz neler? Fabrikalarımız büyüdü. Ek tesis inşaatı yapacağız. Bir sürü müteahhit giriyor. Duruş zamanı ne yapacağız? Yani insan organizasyonu bu vizyon ve politika önce oluşturuluyor. Ardından prosedür ve standartlara uygun şekilde o insanların sayı ihtiyaçları, kimlikleri, mezuniyetleri, uzmanlıkları, deneyimleri, bölge sorunları vesaire bunlara karar veriliyor. Ardından da bunlar işe alınıyor. Tabii ki bu sadece iş sağlığı iş güvenliği insan organizasyonu ve Murat Bey'in anlattığı diğerlerinin de yani üretimden, hizmetten sorumlu yöneticiler, ilk amirler, ara kademeler, finans, hukuk, onların İSG'li şeyi sorumlulukları da performans kontratlarına yazılıyor. Yani idealini anlatıyorum. O performans kontratında şöyle diyor. Kardeşim diyor,
şeye mesela A fabrikası müdürüne. Sen diyor şu 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 faaliyetleri yapmadan ben diyor senin maaşının artışını %25'ini keserim. Nedir o faaliyetler? Şu kadar canlı fiziksel saha gezisi isterim senden. Leading indikatörlerden bahsediyorum. Kaza rakamlarına modern dünya bakmıyor artık. Yani kaza olmasın diye yapılanlara bakıyor. Şu kadar saha gezisi. O saha gezisinde bu kadar bulgu. Şu software'e bu kadar giriş. İşte bu kadar bu yöneticilerle iş dışında bir gün iş sağlığı iş güvenliği faaliyeti. Şudur budur diye bunları sayıyor. Şimdi bunlar insan organizasyonuna bunlar da dahil. Performans beklentisi yöneticinin. Yani sadece İSG organizasyonu dediğimiz bizler değiliz. Onları da yazıyor. Onları yaptım mı yapmadım mı diye kontrol ediyor. İdeal olarak 3 ayda bir ama en az senede bir kontrol ediyor. Yahut mesela GE gibi şirketlerde her gün kontrol ediyor. Her gün. GE'nin sağlık bölümü bizim müşterimizdi. İnanılmaz bir geri bildirim deryası. Yani her gün, her an, her şeyle ilgili geri bildirim alıyorsunuz. Olumlu, olumsuz. Alışmışlar. Senelik kontratlardan kurtulmuşlar. Her gün yapman gereken şeyler var. Yapmadığın anda hemen birisi çıkıp sana söylüyor. Hiç kimse de alınmıyor. Sen de yukarıya doğru söyleyebiliyorsun. Yani sen de üstüne siz şunu yapmadınız dediğinde o hemen yapayım diyor. Çünkü senenin sonunda herkese soruluyor. Bu kişi görevlerini yapıyor mu? Dolayısıyla bunlar yapıldığı zaman insan organizasyonu ve performans kriterleri belirlenince tamamlanıyor. Benim cevabım bu. Teşekkürler Nuri Bey. Aslında hani bu konu oldukça uzun bir konu. Hatta sorumluluk konusu dediğimiz de hemen şunu söyleyeyim. Şimdi dedik ki önümüzdeki haftadan itibaren bir acil durum programına başlıyoruz. Sonrasında bir 5 seanslık sorumluluk konusunu ele alacağız. Ve iş kazalarında sorumluluklar gibi hani en nihayetinde iş kazası sorumluluk dediğimiz zaman devamında iş kazası olması durumunda kim nedir? Neden sorumludurun? Cevabını arayacağımız 5 oturumluk bir seminer planı yaptık zaten. Burada aslında çok da güçlü bir şey olacak. Konuşmacılarımız, panelistlerimiz çok güçlü. Hatta şöyle söyleyeyim hani ülkemizde çok tanınmış hukukçulardan Yargıtay üyelerine kadar çok geniş kapsamlı bir 5 oturumluk bir plan yaptık şu anda. Orada zaten detaylı olarak buna gireceğiz. Ama benim hemen burada şunu söylemem lazım. Şimdi iş sağlığı güvenliği dediğimiz zaman aslında en nihayetinde bir iş kazası veya meslek hastalığı olduğunda durum net olarak ortaya çıkıyor. Şunu söyleyebilirsiniz, kurumsal firmalarda, büyük firmalarda performans açısından da bu önemlidir diyebiliriz ki zaten aslında baktığımız zaman ben geçmişte Sabancı grubunda çalıştığım dönemde bunu çok net hissettim. Çünkü orada hani denetimden ziyade kurumsal yapı içerisindeki o performans kriterleri çok çok daha kritikti. Çünkü iş sağlığı güvenliğiyle ilgili belli performans kriterlerini yerine getiremediğiniz takdirde bırakın yıl sonundaki performans değerlendirmesine belli bir noktadan sonra iş sözleşmenizin tesine kadar gidebilecek süreçler vardı. Bir de Sabancı grubunun bazı şirketlerinde iş sağlığı, iş güvenliği bölümünü yönetmeden genel müdür olamıyorsunuz. Mesela Kortsa böyle bir şirketti. DuPont evet. Ortaklığı sırasında. Brisa'nın genel müdürü Bülent Bey DuPont'un eski İSG müdürüydü. Yani çok tabii farklı şeyler var ama patronlara da seslenelim Murat Bey ya. Yani şimdi bu arkadaşlarımız bizi dinliyor ama patronlara sesimiz gidiyor mu? Gidiyor. Kesinlikle gidiyor. Şimdi aslında hemen şunu... Rotasyona sokuyorlardı. O rotasyondan geçmeden bir sene iki sene iş sağlığı işlerine uğraşmadan fabrika müdürü olamıyorsunuz zaten. Fabrika müdürü olamayınca genel müdür olamıyorsunuz. Dolayısıyla Bülent Bey ile konuşurken biz ne desek anlıyordu. Yani bizim ilk işlerimizden biridir. Brisa'da bir şey yapmıştık. Böyle bir değerlendirme yapmıştık. Çok kaza maza falan bir şey de yoktu ama tazelenmek istiyorlardı. Bülent Bey ile ben o zaman tanışmıştım. Siz görüşüyorsanız hala buralardaysa çok selamlar. Yani burada rotasyon bizde o da yok. Yani bizde iş sağlığı iş güvenliği uzmanı oluyorsun, öyle ölüyorsun gibi bir durum. Maalesef. Patronlarla konuşmamız lazım bizim. Yani ISO'yla, TÜSİAD'la hani bu işi nasıl yönetmek lazım veya bunu nasıl oturturuz? Çünkü sürdürülebilirliğin de artık modern sürdürülebilirliğin çok önemli bir alanı haline geldi. Hani ne yaparsak şirket bunu kolaylıkla emer, yutar ve yerine getirir.
patronlara bizim ulaşmamız lazım. Evet. Şimdi burada hemen şunu söylemek istiyorum. Tabii ki biz İstanbul Sanayi Odası olarak bir sanayi kuruluşlarının temsilcisi durumundayız ve aslında bakıldığında hani işveren tarafı olarak algılanabiliriz, değerlendirilebiliriz. Bu doğru. Ve bizim buradaki temel amacımız iş sağlığı güvenliği ile ilgili bu bilinç düzeyini yükseltmek. Yani bu herkeste, işveren tarafında da, çalışan tarafında da, iş sağlığı güvenliği profesyonelleri tarafında da iş sağlığı güvenliği bilincini yükselterek en nihayetinde iş yerlerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarını azaltmak, ortadan kaldırmak temel amaç ve hedefimiz. Şimdi hani sorumlulukları dağıtmak dedik. Aslında evet, bana göre bir işverenin, hani içimizde çok sayıda iş güvenliği uzmanı arkadaşımız vardır bizi dinleyen. Aslında bir iş güvenliği uzmanının yapması gereken veya bir işverenin bu alanda hizmet aldığı kişilerden beklemesi gereken en temel unsur bu sorumlulukları bir şekilde tanımlamak ve dağıtmak. Özellikle büyük iş yerlerinde, yani örneğin şunu söyleyeyim, ben Sabancı grubunda Yunsa'da çalıştım ve benim ekibimde o dönemde 10-12 civarında uzman ve teknisyen arkadaşımız vardı iş güvenliği ekibi içerisinde. Yani buna rağmen en nihayetinde baktığınız zaman 2000 kişinin çalıştığı, yaklaşık 200 bin metre, 250 bin metrekarelik bir alanda üretim yapan bir tesisten bahsediyoruz. Tepedeki yönetici, işveren vekili, bir iş kazası meydana geldi. İşveren vekili çağırdığınız zaman bu insan bunu meydana gelen bir kazayla ilgili denetim yükümlülüğünü yerine getirmesi mümkün değil. Dolayısıyla aslında bu tanımlamaların net olarak yapılması. Evet. Hatta belki kanunların birazcık daha iyi olması lazım. Mesela ben de İngiltere'den bir katkı koyayım, hemen sözünüzü balla kestim. Tabii ki, Corporate slaughter diye bir şey var Amerika'da ve İngiltere'de. Hatta Japonya'da da var. Bir şirket aynı kazadan dolayı devamlı birilerini kaybediyorsa artık o yerel yöneticinin falan filan sorumluluğuna gidilmiyor. Evet. Corporate slaughter, corporate killing act diye kanun var. O çalıştayınızda o inşallah yargıta üyelerinden birileri varsa o Anglo-Sakson hukukundaki şirket suçu dediğimiz yönetim kuruluna kadar uzanan bir şey var. Şimdi o yüzden o zaman icra komitesi, yönetim kurulu gibi bu şeyler de alevleniyorlar. Anlatayım mı? Mesela bir örnek vereyim. İngiltere'de bir otobüs firması aynı tip 3 tane kaza geçirdi. İşte 6-7 kişi kaybedildi 5 senelik bir zaman zarfında. Yöneticisi ve yönetim kurulu, bunlar sorumlu şu anda. Ya kanun var. Corporate Killing Act. Hatta çok da bayağı savaşıldı çıkmasın diye, fakat çıktı. Yani çıktı o yasa. Ben eski BP'liyim. Bizim Texas rafinerisi kazası oldu. O Corporate Killing Act'ten dolayı John Brown, yani o zamanki CEO'muz, hem Amerika'da hem İngiltere'de yargılandı. Şimdi bunlar tabii bize çok destek olur. Yani bu suçların bölüşümü, var olan kanun, artık Türkiye nereye giderse daha iyi olur. Evet. Ama tabii bizde çok şey olduğu için, bunlar uzak meseleler olduğu için, umarım bir gün bizde de olur. O zaman çok daha hızlı ilerleriz. Çok teşekkürler. Dediğim gibi burada temel anlamda bu sorumlulukların tanımlanması son derece önemli. Yani şu şeyi de söyleyeceğim. Aynı zamanda bilirkişlik de yapıyorum iş kazalarında. Temel anlamda bakıldığında hep gördüğümüz dosyalarda şey, hani ben şunu söylemiştim, ben bunu söylemiştim. Ama maalesef bizim hukuk sistemimizde eğer iki tarafta bir taraf ben şunu söylemiştim dediğinde diğer tarafta doğruluyorsa tamam, sözel ifadeler geçerli. Ama bunun haricindeki durumlarda kesinlikle yazılı tespitler geçerli dosya içerisindeki. Dolayısıyla en azından şu hani belli şeyler ülkemizde oturuncaya kadar, hani oturur mu bunu da bilmiyorum ama maalesef hani eski babadan dededen kalma usullerle her şeyi yazılı olarak yapıyor olmak son derece önemli bu sorumlulukların dağıtılması noktasında. Hem sorumlulukların dağıtılması noktasında hem de yerine getirilmeyen sorumlulukların kayıt altına alınması bakımında, hem işveren tarafında, hem çalışan tarafında, hem de iş sağlığı güvenliği profesyoneli tarafında bunların bu şekilde kayıt altında olması önemli. Dediğim gibi bu aslında çok çok geniş bir konu ve şu an hani önüme programı aldım ben.
16 Aralık Perşembe günü başlayacak. Yani bizim ben bu de katılacağım. Evet, acil durumdan sonraki dönemde başlayacak olan bir 5 programımız olacak. Bunu belki Salı Perşembe şeklinde biraz daha yoğun bir tempoda da yapmayı düşünüyoruz. Çünkü konu genel anlamda iç içe, hani tazeyken arka arkaya herkesle bu konuyu tartışalım diyoruz. Hem SGK müfettişleriyle, hem işte müfettiş kurulu tarafıyla, hem Yargıtay tarafıyla, hem hukukçularla. Bunu bir 5 seanslık, 2'şer saatlik, 5 saatlik bir seanslık bir programla tartışacağız. Dediğim gibi eğer bir aksilik olmaz, büyük bir şey olmazsa 16 Aralık Perşembe günü başlayan hafta ile başlayacağız bu konuya da orada. Merakla bekliyorum. Üstadım. Detaylı ele alacağız. Ben de öğrenmiş olurum. Teşekkür ederim. Zamanımızın bir hayli aşmış durumdayız şu anda. Ayın 600 kişiye yakın katılım devam ediyor. Ne güzel. Evet, soru cevaba başladığımızda zaten 800 kişi vardı. Yaklaşık 800'e yakın kişi vardı. Hani şu ana kadar hala 600 kişinin bizi dinliyor olması son derece hoş, güzel, bizi de mutlu eden bir durum. Çünkü sonuçta eğer ilgi görüyorsa bunları yapmak önemli. Fayda sağlamak, katkı sağlamak son derece önemli. Ben çok teşekkür ediyorum. Nuri Bey size Ben de çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz destek için. Hatta bazı arkadaşlarım diyeceğim, hani pek çok kişiyle şey yapıyoruz. Yani Nuri Bey'le siz ekip oldunuz, sürekli beraber çıkıyorsunuz diye yorum yapıyor bazı arkadaşlar. Bu şey için vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederim. Sanayimizin, İstanbul Sanayi Odası'nın ve tüm meslektaşlarımızın her zaman yanındayız. Ülkeye katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Çok teşekkürler. Ben önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz acil iş yerlerinde acil durum yönetimi programında yangına hazırlık konusuyla başlıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum. Tüm katılımcılarımıza, Nuri Bey size çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.